Akit TV ekranlarından hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Birbirinden kıymetli 5 konuğumuz var. Hemen sırasıyla kendilerini takdim edelim. Bayram Zilen Ankara Stüdyosu'nda birazdan bizlerle birlikte olacak. Ahmet Sevim, Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Hüsamettin Aslan, gazeteci yazar. Üstad, hoş geldin. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Sağ tarafımızda Kenan Alpan Bey. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Murat Alan, hoş geldiniz. Hoş hayırlı akşamlar. Eyvallah, diliyorum. Sağ olun. Gündemde tabii ki yerel seçimler söz konusu ama bir kan üzerinden başlayan tartışma var. Bu tartışmanın da anlaşılıyor ki kimi baronları, içimizdeki baronları pek mutlu olmadığını, işte motorun bize ait olmadığını, şunun bize ait olmadığını filan vesairesi deyip hani gurur duymaları gereken yerden yine bakıyorsunuz bir şeyler bulmaya çalışıyorlar vesairesi. Oysa maddenin neresi diye ona bakmak lazım. Acaba Ford veya belki isim vereceğiz ama birçok marka Çin'de üretilirken ama Amerikan malı deniyor, başka bir şey deniyor filan, şu bu. O içimizdeki baronların, monşerlerin konusunu da açmış olalım. Ben Murat Bey'e sözü vererek başlayayım. Fatih Altaylı'dan tutun birçok kişi. Şimdi neden böyle bir yerli ürün üretildiğinde gurur hamlesi olması gerektiği yerde birilerine batıyor, rahatsızlık var, hazmedemiyor? Neye bağlıyorsun? Eyvallah. Şimdi bir kere ben Fatih Altaylı'nın aslında bu konuda çok önemsenmesi gerektiğini şey yapmıyorum, düşünmüyorum. Hani tamam konuşalım ama hani aslında tarihin tozlu raflarında yer alması gereken insanlardan bahsediyoruz. 28 Şubat'a da giriyoruz, az kaldı. 23'ündeyiz ama konuşacağız. Hani o dönemin zihniyetinin, işte o Ertuğrul Özköklerin, Fatih Altaylıların, Oktay Ekşilerin tamamen böyle o tarihin tozlu raflarında kalması gereken adamlar olduğuna inanıyorum. Maalesef AK Parti'de de çok ciddi anlamda bu kişiler işte televizyon programı yaparken de televizyon programlarına katılıp bakanların televizyon programlarına katıldığı ve bunları legalize ettiği dönemleri de gördük. Bunların yapılmaması lazımdı. Şimdi bizim hani bugün dönüp bakıyorsunuz o medya kuruluşundan da Ciner'den de gönderildikten sonra maskesini tamamen düşürüyormuş gibi bir hal alıyor. Şimdi sokaktaki vatandaş belki maskesini düşürdüğünde tam olarak yeni görebilir ama bizim gibi profesyoneller bunu zaten biliyor olmalıydı. Bu kişiyi legalize etmemeliydi. O ayrı. Ama bir izleyici kitlesi var. Belli bir zihniyet tarafından da hala övülüyor, övgüler düzülüyor. Popülaritesi arttırılmaya çalışılıyor. Bakıyorsunuz YouTube'un en çok izlenen videoları oldu. İşte YouTube davet etti, YouTube geldi, Fatih Altaylı ile görüştü gibi bir goy goy üretilmeye çalışıyor. Dönüyorsunuz bakıyorsunuz yok. Falanca kişi giderken buna demiş ki sen de gelsene ya, YouTube hesabın varmış, video çekiyormuşsun. O da YouTube toplantısına gitmiş. Adam onun için gelmemiş. Anlıyorsunuz ki aslında cilalanıyor, parlatılmaya çalışılıyor bu isimler yeniden. O yüzden çok önemsenecek bir şey değil. Ama genel manada bu kişileri üzerinden, bu tür mantıkla bakan meseleye, bu mantıkla bakan insanlar üzerinden bir karalama kampanyası yürütülüyordu. İşte dönün bakın, işte en somut örneği Kaan'da görüyorsunuz. Şimdi bugün Wikipedia'ya bakıyorum. Wikipedia'ya ekleme yapılmış. Hem de Türkler tarafından ekleme yapılmamış. Dünyada 5. nesil savaş uçağı üreten, havalandırmayı başaran ve üzerinde çalışan 4 ülke var deniyor. Bunlardan bir tanesi de Türkiye oldu deniyor. Rusya yapıyor, Çin yapıyor, Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Şimdi siz yapıyorsunuz bunu, yapmaya çalışıyorsunuz. Deniyorsunuz, üretiyorsunuz. Uzunca bir süreç, evet. Yani ciddi bir merhalelerden geçmeniz gerekiyor ama şimdi bir şey yapıyorsunuz. Bunu nerede görüyoruz biz? Ta Vecihi Hürkuş'ta bir şey denemişler. Ondan sonra Devrim Otomobili'nde bir şey denemişler. Ama o Devrim Otomobili çalışmamış. Cemal Gürsel de kalkmış demiş ki işte GAP kafasıyla araç yapıyoruz ama şak kafasıyla içine benzin koymuyoruz demiş. Bu araçlar da böyle çalışmıyor demiş. Projeler çöpe atılmış. Sonra ne olmuş? O Devrim Otomobili daha yıllarca bilmem ne havalimanında yük taşırken, bavul taşırken taşımacılığında kullanılmış. Demek ki olmuş, yapmış aslında ama birileri zihnen siz yapamazsınız denilmiş. Ben çok böyle militarist bir insan değilim. Hani bir savaş gereci üretildiğinde çok keyif alan, ooo bununla kim bilir kimleri öldüreceğiz diyen bir insan değilim ama ona zaten o yüzden savaş gereci demiyorum. Savunma aleti, savunma silahı diyorum. Ama
Siz bunu yapıyorsunuz, gururlanmanız lazım. Bir noktaya taşıyorsunuz ülkenizi, yıllardır yapılamayanı yapıyorsunuz. İşte ülkedeki hali ortaya koyması açısından söyleyeyim. Bakın, Sayın Berat Albayrak bir gece görevden affını istedi. Ki bana göre de Sayın Berat Albayrak'ın en büyük kusuru, eğer kusursa bu değil tabii ama en büyük belki de sıkıntısı Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadı olmaktı. Çünkü enerji politikalarına dönüp baktığınızda aslında belki de Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadı olmasaydı, başka kanallarla, siyasi kanallarla yükselmiş biri olsaydı belki bir 30 sene daha görev yapması gereken biri olarak görecektiniz. Şimdi doğal gaz aramasında petrol bulunan yerlerde bunun yankısını hissediyorsunuz. Diyorsun ki evet bak o şuradan yaptığı bu projeyi yapmasaydı olmazdı diyorsunuz. Evet. Ama şimdi Berat Albayrak beyefendi görevden affını istedi. Saat gece 12'de 1'de siz bu haberi niye girmediniz dedi bir sonraki gün gazeteciler cemiyeti. Başkanı açıklama yaptı, ciddiye aldı. İşte bilmem ne maddesinin 5. maddenin 6. maddenin bilmem ne fıkrasının bilmem ne bendine göre gazeteciler otosansür uyguluyorsa patronları bu otosansürü kırmak için gerekirse şereflice davranıp iş bırakmalıdır dediler. İş bıraksınlar dediler. Şimdi 100 yıllık hayaliniz. Bir uçak yapıyorsunuz. F-35'e muadil bir uçak yapıyorsunuz. Ve bu iradeyle biz bunu kullanacağız diyorsunuz. Bir sonraki gün bu teknik olarak lehte aleyhte bütün gazetelerin birinci sayfasında olması gereken, işlenmesi gereken bir haber değil midir? Akit olumlu tarafını yazar, Sabah olumlu tarafını yazar. Cumhuriyet'te desin ki bunun motorunu siz Amerikalı şu firmadan aldınız. Desin, yeter ki bir şey desin. Şimdi Cumhuriyet gazetesinde yıllarca iletişim fakültelerinde hocalık yapan adamlar, yani iletişim öğrencilerine böyle gazetecilik yapacaksınız diyen adamlar bu haberi birinci sayfadan görmüyor. Yok. Yani sadece Cumhuriyet okuyan bir adamsanız siz Kaan'ın o gün havalandığından habersizsiniz. Hala bilmiyorsunuz. Sözcü. Birinci sayfasında Diyanet'e saldırı var. Küçük çocuklara nasıl Kur'an öğretirsiniz ya siz? O var. Tipin tip. Bu adamların güya ömrü komünizmle mücadeleyle geçmiş. Laik, Kemalist, Atatürkçü Türkiye Cumhuriyeti'ni komünist bir rejime dönüştüremezsiniz siz demişler. Tipin haberi var. Tipin başkanı Gebze'den aday olmuş, projelerini anlatıyor sözcüye. Tipin haberi var. Kimin haberi yok? Kaan Gökler'de. Yok. Sadece sözcü okuyan bir adamsanız, koltuğunuzun altına katlayıp o gün sözcü okuyorsanız, televizyonda izlemiyorsanız, sosyal medya ya da işiniz yoksa, siz hala bilmiyorsunuz. Kaan diye bir uçağımız varmış. Bunun ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişiz. 8000 fite kadar da çıkmış. Bunu bilmiyorsunuz şu an. Milli'de bu kadar. Bu kadar. Karar bu kadar. Bu kadar ya. Şu kadar haber. Kibrit tek sütuna. Bu kadar. Yeni Çağ. Milliyetçi, muhafazakar. Öyle de söylüyorlar kendileri. Nereleri muhafazakar kesinlikle bilmiyorum ama herhalde işte gün görmemiş mahzenleri, ışık görmemiş mahzenleri muhafazakar. Yani Meral Akşener'in o bilmem ne kitabını, bunu ders kitabı olarak okutacağız dediği kitabı tavsiye eden Yeni Çağ'ın da muhafazakarlığı o kadar işte. Yeni Çağ'da haber yok. Bir günde haber yok. Hadi bir günü yine bir köşeye ayırıyorum. Onların zaten bu ülkeyle çok da fazla lehte işi de yok. Ama lehte işi olduğunu söyleyen adamlarda haber yok. Şimdi 5 gündür bekliyoruz. Gazeteciler Cemiyeti bir açıklama yapacak. Bilmem ne maddesinin, bilmem ne fıkrasının, bilmem ne bendine göre bu otosansürü siz hangi mantıkla uyguluyorsunuz diyecek. Gazeteciler Cemiyeti'nden de tık yok. Şimdi Yunan diyor ki, Türkler böyle bir uçak yaptı. Biz diyor bu sahil güvenlik botu var ya onu bile yapamıyoruz diyor. Amerikalılar diyor ki F-35'e muadil bir araç üretiyorlar diyor. Almanlar diyor ki, bugün Akit'in de sür manşetinde, Almanlar diyor ki, Amerikalılara rağmen yaptılar diyor. Ya bizim medyanın bir bölümü Yunan medyası kadar bile olamıyor. Bari eleştirin.
Hani haberi hiç görmemezlik yapmayın, bari eleştirin, deyin ki şu yanlış, bu uçmaz, niye uçtu da 10 bin fite çıkamadı, 8 binde kaldı deyin, o da yok. Şimdi bizde maalesef böyle bir durum var. Peki bizde ne var? Dönün bakın bu medyaya. Bugün Diyanet İşleri Başkanı hedefte. Bugün bir hoca efendi hedefte. Bugün Milli Eğitim müfredatından, ki bana göre devrimsel nitelikte bir şeydir, müfredatına bakın, evrim teorisini silip atıyor demiyorum. Nerede o günler? Evrim teorisine alternatif yaratılış teorisi de ders kitaplarında çocuklara biyoloji dersinde anlatılacak diyor. Yani sadece maymundan geldik diyemeyeceksiniz. Böyle de bir teori var, böyle de bir teori var. Öyle ya, evrimde bir teori ise karşısında da bir teori var. Bugün o hedefte manşet yapmış Cumhuriyet. Çok gerekli. Manşet yapmış. Şimdi bugün Ekrem İmamoğlu'nun şahane ittifak kurduk, omuz omuza yürüyeceğiz haberi manşette. Şevki Yılmaz'a yönelik saldırı 3 gündür manşette. 3 gündür gündemde. 3 gündür manşette. Ama sizin Vecihi Hürkuş'tan bu yana, o pırpır uçaktan bu yana geliştirdiğiniz, belki de bakın Pakistan sevinç işin içinde. Bakın sosyal medyaya, görün. Kardeşlerimiz bunu yaptı diyor. Bunu yaptıysa yarın bize de verecekler diyor. Azerbaycan sevinç içinde, Hindistan kaygı içinde. Bravo. Hindistan kaygı. Bakın kimleri ürkütüyorsunuz. Ya bu çok net bir tablo ya. Yani Kenan abinin ifade ettiği şey o kadar net ki, bakın. Pakistan sevinç içinde, yani şey açıyor, ufuk açıyor bu ifaden. Tabii. Pakistan sevinç içinde, Hindistan kaygılı. Biz daha yapamadık diyor. Bizimki diyor uçmuyor diyor. Bizimkinin şöyle bir sorunu var, daha yapamıyoruz diyor. Niye kaygılı biliyor musunuz? Yarın Keşmir'de bir şey olduğunda sizin aleti, ürettiğiniz uçağın önünde SAR radarı olacak. O radar Hindistan'ın elindeki uçaklar sizi görmeden, eğer Pakistan'a verilirse, ki inşallah verilecek, Pakistan uçaklarına yönelik bir tehdit olduğunda, onlar daha Hindistan uçakları görmeden, tehdidi görmeden havada vurulacaklar. Bunun için önemli. Şimdi Hindistan kaygılı. İsrail kaygılı olacak. Olacak. Yunanistan kaygılı. Bir de bunlar kaygılı. Aynı dili konuştuğumuz ve bize akşama kadar bunlar şunu söylüyordu. Atatürk bu ülkeyi kurtarmasaydı sizin adınız Mişon olurdu, Simon olurdu, bilmem ne olurdu. Yahu siz zaten Mişon olmuşsunuz işte. Yorgo olmuşsunuz. Hatta Yorgo da olamamışsınız. Yorgo kaygılı. Yorgo bunu haber yapıyor, manşete çekiyor. Bunlar çekemiyor. Şimdi böyle bir şeyle uğraşıyoruz biz ülkede maalesef. Yani daha önce programda daha söyledim. Yani 8,5 milyar insanın içinde bizim denk geldiğimiz adamlar bunlar. Bizim bahtsızlığımız bunlarla yaşamak. Yani hakikaten Ebu Cehil'den bu yana, inanın Ebu Cehil'den bu yana biz bu ülkede esaslı bir kafire bile hasret kaldık ya. Evet ben buyum diyecek, karşımıza dikilecek. Şimdi adam diyor ki evrim evrim, Allah yok diyor. Diyorsun ki karşısına geçir. Ya sen dinsiz misin? Allah var dediğinde de diyor ki sen kimsin, benim dinimi sorguluyorsun diyor. Ya da kalkıyor, yetmiyor, cuma namazında şu hutbeyi vereceksin diyor. Ya bırak arkadaş, ben senin ateizmine müdahale ediyor muyum? Sen benim camime müdahale ediyorsun. İşte bizim bahtımız ya da bahtsızlığımız 8,5 milyar insanın içinde bunlara denk gelmek oldu. Peki. Müslümanlarla bir arada olmamız. Ya işte o da ayrı bir dert. Bakın şimdi türbe türbe gezmeye başladılar yine. 5 yılda bir. Birisi çıkıyor meclis kürsüsünden Nisa suresini okuyor. Ya... Arkadaş siz daha niye dün... Niye Rabbi Yesir'i görenler de oldu? Niye ya da? Siz daha dün, daha dün bu adamlar, dün, daha düne kadar bu adamlar, bu ülkenin reisi cumhuru Bismillahirrahmanirrahim dedi diye, Esselamun Aleyküm dedi diye, neredeyse Abdurrahman Yalçınkaya'nın eline, bak gördün mü, ülke dininde şeyden çıktı, laiklikten çıktı, koptuk gittik, bunu da ekle o listeye, adam Bismillah dedi. Kapatın partisini, gitsin diyen adamlardı. Ama onların derdi hocam, İslam'la, Müslümanlıkla değil ki. Onların derdi İslam'la. Onların derdi İslam'la olduğu sürece bizler, yani Müslümanlar olarak elhamdülillah dedikçe, Allahu Ekber dedikçe bunlar kuduracak. Allah'ın Hristiyanı bile, Yahudisi bile, papazı ile
kilise açarken ya da açılış yaparken biz İmam Efendimiz'le gidip bir yeri açacağız. Kimse bundan rahatsız olmayacak. Olursa da burası bize ait. Herkes ya, kendi yerini bakın, bilecek. Askerlerimiz şehit oluyor. Şehadet haberi geldi. Çok geçen sene. Yani 28 Şubat'tan bahsetmiyoruz. Ha. Hala 28 Şubat'ı yaşıyoruz çünkü. Şehit haberi geldi. Askerler gittiler. Şehidini karşılayacaklar. Uçaktan indiriliyor. Ne? Chopin miydi? Chopin'in bilmem kaçıncı senfonisi çalıyor. Ya şehadet bu. Şehit olmuş adam. Chopin çalıyor. Bakın ne ama kadar özel harekatçılar. Ne kadar özel harekatçılar. Ne kadar gayri ihtiyacı. Chopin sesinin içinde Mozart'ın ölüm olabilir. Marşı, ölüm olabilir. Marşı. Mozart'ın ölüm marşı. İddialı değilim. Klasik müziğe de düşman değilim. Yani güzeldir de klasik olabilir. Müzik. Ama o özel harekatçı kardeşlerimiz Allahu Ekber nidalarıyla tabutu omuzladı. O müziğin içerisinde Allah, Allah, Allah diyerek tabutu götürdüler. Ya bu adamlar gazetelere çekti ya. AK Parti geldi, ordunun hali bu dediler. Bayram Zilan, gazeteci yazar arkadaşımız Ankara Stüdyosu'nda. Hocam hoş geldin, hayırlı akşamlar diliyorum. Merhaba, hoş bulduk. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hemen size sözü vermiş olayım. Murat Bey'in anlattıkları üzerinden Kaan meselesiyle başladık. Evet, Murat Bey de ifade etti. Yani Can Ataklı'dan tutun o eski hani dinozor mu diyeyim, köşe başlarında tutanlar mı diyeyim veya dönemin kalemşörleri mi diyeyim. Böyle bir hazımsızlık var. Neden Türkiye'deki bu yükseliş kısmı üzerinden bırakın ya bir materyalde bile dahi katkısı olan kim olursa olsun yeter ki benim vatandaşım olsun. Onure olmak gerekir. Niye böyle bir hazımsızlık var? Neye bağlıyorsun? Aslında Murat Bey yani bu meseleyi biraz tasvir etti. Yani bu görmezden gelme hali. Bu insanların Türkiye'nin başarılarını hiç sanki olmuyormuş gibi sanki böyle havaya bakıp ıslıkçalarcasına bir yaklaşımla karşılamaları aslında yeni değil. Yani Türkiye'de bu damar yani bu beyaz tırnak içerisinde beyaz insanların kendi kimliğine, kendi toprağına, kendi coğrafyasına olan yabancılığı yeni değil. Yani çok uzun yıllardır Türkiye'de bu geleneğin temsilcileri var. Bu geleneğin temsilcileri maalesef oryantalist bir bakışla ülkeye bakıyor, kendi insanına bakıyor ve maalesef kendi insanını aşağılıyor ve kendi insanının bir başarı elde edemeyeceğini düşünüyor. Yani bizden bir şey olmaz, bu topraklardan, bu coğrafyadan bir şey olmaz ön kabulüyle hep hareket ediyorlar. Bir şey olduğu zaman da işte Kaan gibi buna benzer güzel ve aslında bütün ülkede, bütün coğrafyada, bütün dünyada ses getirecek herhangi bir başarı elde ettiğiniz zaman da yok sayıyorlar. Şimdi bu bir aslında hastalık. Yani Türkiye'de bu Jacoben elit kesimin bu hastalığı geçmişte Erbakan Hoca'nın, rahmetli Erbakan Hoca'nın işte savunma sanayi, sanayi alanında, makine alanında biz üretici olacağız dediği zaman da vardı. Özal döneminde de vardı. İşte bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde de var. Yani bu aslında hep olacak gibi. Fakat bence burayı çok fazla dikkate almamak gerekir. Manşetlerine taşısınlar, taşımasınlar. Önemli değil. Önemli olan dünya ne diyor? Şimdi Murat biraz önce değindi. Yani dünyada Kaan'ın bu uçuşu, işte 13 dakikalık başarılı uçuşu, bu üretim dünya tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Yani Yunanistan medyasından tutun Amerika medyasına, Bloomberg'ine kadar bütün dünya medyası Türkiye'nin bir dönüm noktasında olduğundan bahsediyor. Ve bir eşiği geçeceğinden bahsediyor. Şimdi bu aslında Türkiye'nin bağımsızlığı için de çok önemli. Ya bir tarafta siz sosyalist olacaksınız. İşte bağımsızlık diyeceksiniz. Tam bağımsız Türkiye diyeceksiniz. Bir ülke nasıl bağımsız olur? Bir ülke silahlarını kendisi üretmeye başlıyorsa, yerli üretimi varsa, savunma sanayinde kendi kendine yetiyorsa o ülke bağımsızlığa başlamıştır, bağımsızlığa adım atmıştır. Yani bunun başka bir izahı yok. Şimdi siz savunma sanayinde ihracatı en büyük kalem haline gelmiş bir Türkiye'den bahsediyoruz.
bağımsızlığın yolu buradan geçiyorsa buyurun beraber bu süreci destekleyelim diyorsunuz. Fakat yok, yine yukarıya bakıp ıslık çalıyorlar. Önemli değil yani, bunlara takılmamak lazım. Çok ciddi başarılar var. Yani ihracatımıza baktığınız zaman Türkiye'de son 100 yılda yani herhalde ilk kez bu dönem ihracat kalemi içerisinde en büyük pastayı savunma sanayi alıyor. İşte Bayraktar'ın ürettiği İHA'lar, SİHA'lar ihraç ediliyor vesaire. Bu Türkiye için önemli. Yani siz diplomasi adına uluslararası konsensuslarda, kuruluşlarda, toplantılarda vesairede oturduğunuz zaman evet diplomasi bir veya coğrafi konum bir sizin için bir özelliktir, bir artıdır ama sizin savunma sanayinizin yerli olması ve üretiminizin güçlü olması bütün masalarda elinizi güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. Bu bakıma Türkiye, yani bu açıdan baktığınız zaman Türkiye'nin ben önünün açık olduğunu düşünüyorum. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmek lazım. Bu konularda başından beri savunma sanayini destekliyor ve bunun üretilmesi hususunda gereken her türlü özeni, desteği gösteriyor. Bir de şunu da atlamamak lazım. Türkiye nasıl bu noktaya geldi? Hani derler ya kötü komşu ev sahibi yapar. Amerika'nın uzun süredir bize F-35 konusunda diretmesi, bunu vermeye çalışmaması, işte aslında beraber üretecekken, beraber paydaşken bizi saf dışı bırakması, F-16'da hususunda göstermiş olduğu o direnç Türkiye'yi bir bakıma buraya itti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o süreçten sonra, Amerika'nın diretmesinden sonra biz bunu yapmaya başlayalım, bunun altyapısını hazırlayalım çalışmalarından sonra bugün işte Kaan'ın göklerde uçtuğunu görüyoruz. SİHA'larımızın, İHA'larımızın çok başarılı, terörle mücadele hususunda çok başarılı işler yaptığını görüyoruz. Gurur verici yani, eğer ayağınız bu topraklarda sabitse bir ayağınız, bundan gurur duymalısınız. Ben yani başka diğer bu gurur duymayan veya görmezden gelen kesiminde bizim tarafımızdan da, bizim gibi insanlar tarafından da çok fazla dikkate alınmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Kerem Bey, ne diyorsunuz? Şimdi bu tartışmaları aslında biz biraz tersinden alarak kanaatimce bir yanlışa düşüyoruz. O yanlış da şu. Nedir hocam? Yani Beyaz Türkler ne dedi, Jacobenler ne dedi, Kemalistler ne dedi, Sosyal Demokratlar ne dedi? Ne dediyse ne dedi? Yani canı cehenneme. Şunun için canı cehenneme. Yani Türkiye'de bir meselenin makul mantıklı bir zeminde tartışılmasına müsaade etmeyen bir yaklaşım var. İtiraz olur mu? Tabii ki olur, olmalıdır. Başarısızlık olur mu? O da olabilir. Gecikme olur mu? O da olabilir. Bazen yaptığımız işin astarı yüzünden pahalıya mal olur mu? O da olabilir, mümkündür. Ancak bu bir süreçtir. Neyin sürecidir? Gelişmenin sürecidir. Düşersiniz, kalkarsınız, düşersiniz, kalkarsınız ama bir süre sonra düşmemeyi öğrenirsiniz. Doğru. Şimdi bir dönem Rus çarlarından birisi, işte kaçıncı Petro olduğunu unuttum ben. Danışmanları diyor ki kendisine, efendim biz şuraya savaş açtık, yenildik. Buraya savaş açtık, yenildik. Şuraya savaş açtık, yenildik. Yani artık orduda, efendim maliyede takat kalmadı. Yani bu böyle gitmiyor deyince Petro'nun kendi diyeyim ki efendim kurmay kadrosuna söylediği söz şudur. Yenile yenile yenmeyi öğreneceğiz. Şimdi yenile yenile yenmeyi öğrenecek bir anlayışa ihtiyacımız var. Yani kaybede kaybede kazanmayı öğrenecek. Dövüle dövüle dövmeyi öğrenecek. Ezile ezile bir noktada düşmanla mücadele etmeyi öğrenecek bir iradeye, bir istikrara, bir azme ihtiyacımız var. Evet. Acaba efendim Graham Bell işte telefonu icat etti. Kaç defa denedi ve ne kadar başarılı oldu? Ne, hangi zamandan sonra başarılı oldu? Bu işler böyledir. Dolayısıyla yani bugün burada Türkiye'de bu muhalefet dediğimiz yaklaşım aslında bir muhalefet değil, bir bozgunculuğu temsil etmekti. Olur, her işin yanlışı olur, eksiği olur. Otoyol yaparsınız, ne bileyim filan bölgesinde sıkıntı vardır. Köprü yaparsınız, işte acaba niye böyle olmadı, şöyle olsaydı dersiniz, olabilir. Hastane yaparsınız, efendim şöyle olmadı, olabilir. Ama şehir hastanesine gerek yok dediğinizde, üçüncü köprüye gerek yok dediğinizde, Marmara'ya gerek yok dediğinizde, Avrasya Tüneli'ne gerek yok dediğinizde, Osman Gazi efendim köprüsüne gerek yok dediğinizde, üçüncü havalimanına gerek yok dediğinizde, Sabiha Gökçen'in efendim
havalimanı olmasını istiyorsunuz ama orada inekler otluyor, orası köy dediğinizde bütün bunlar muhalefet olmak değil, bilakis bir bozgun ruhunu topluma bir noktada bir deli gömleği gibi giydirme siyaseti olur. Ben bu sebeple Türkiye'de yakın siyasi tarihte yapılan tartışmalara baktığımızda özellikle yani işte biz ilerlemeyi savunuyoruz, aydınlanmayı savunuyoruz. Efendim Kemalizm bilimdir, ilimdir, fendir, zarttır, zurttur. Ne diyorsunuz arkadaş? Sizin Kemalizm bilimdir dediğiniz, ilimdir dediğiniz, ilerleme dediğiniz şey vals yapmaktır. Rakı içmektir. Heykel dikmektir. Bütün hikaye budur. Yani siz kimi kaldırıyorsunuz, kimi aldatıyorsunuz? Bilinmiş de, fenmiş de. Hangi fen? Mukıtası mı fen? Türk tarih tezi diye uydurduğunuz yalanlar mı bilim? Türk dil teorisi üzerine yazmış olduğunuz masallar mı ilim ve bilim? Böyle bir şey yok. Bunlar üçüncü sınıf pozitivizm masallarıdır. Efendim Kemalizm bilinmiş, ilimmiş, bilmem neymiş, Kemalistler de bunu savunurmuş. İstiklal mahkemeleri mi bilimdi, ilimdi? Neydi? Dersimi bombalamak mı bilimdi, ilimdi? İnsan sevgisiydi, hümanizmdi, hukukun üstünlüğüydü, demokrasiydi. Dolayısıyla bu muhatapların kesinlikle makul mantıklı bir zeminde hareket etmediğini net bir biçimde ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Şimdi az önce Murat Alan arkadaşımız dedi ki ya bari eleştirin dedi. Ya o da yok. Bari eleştirin. Ben baktım acaba hani bir eleştiri var mı yok mu diye. Şimdi belki Murat hatırladır ama o an belki hatırına gelmedi. Baktım buldum ben. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir eleştiri olmuş. Kaan'la ilgili bir eleştiri oldu. Belki İlk sayfada Can Ataklı da eleştiri. Yok yok hayır. Manşette manşette. 5 Kasım 2011 tarihinde. Yok, ben havalandıktan sonra görmüyorlar dedim. Yani bir şey yap. 5 Kasım 2021 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi demiş ki yeni uçağın ilk parçası tartışma yarattı. Tabii. Kalifer peteği gibi. Evet, şimdi muhatapların zeka düzeyi bu. Evet. Ahlak düzeyi bu. Objektiflik evet. düzeyi bu. Şimdi siz bu adamlardan bu Türkiye toplumunun gencinin, kadınının, çocuğunun, yaşlısının, emeklisinin, memurunun, efendim askerinin, polisinin, ne bileyim esnafının hangi açıdan hayrına bir iş söyleyeceğini ümit edebilirsiniz. Bu sebeple şimdi buradaki temel hikaye eğer siz savunma sanayinde bir iş yapmak yerine kalkıp da mesela deseydiniz ki biz efendim ulu önder, ebedi şefin efendim ne diyeyim Ayasofya ile Sultanahmet'in arasında büyük bir heykeli dikiyoruz deseydiniz süper bir iş olur. Yani Ayasofya ile Sultanahmet'in arasına ulu önderin, ebedi şefin bir heykelini dikseydiniz bak nasıl alkış alırdınız. Deseydiniz ki Süleymaniye Camisi'nin avlusunda efendim Mustafa Kemal'in yolundan giden gençler vals yapacak deseydiniz, bin tane genç toplayıp Süleymaniye Camisi'nin avlusunda vals yaptırsaydınız onlara süper olurdu. Ramazan günü efendim kurdursaydınız bir takım sofraları, biz de onun gibi efendim kadehleri tokuşuyoruz deseydiniz süper bir iş olurdu. Çünkü onların beklediği, kurguladığı, çalıştığı hedef tamamen buna dönük bir hedef. Yani bu ulusalcılık dediğimiz, sekülerizm dediğimiz fitne tam da böylesi bir alana çalışıyor. Bundan dolayı şimdi Kaan meselesi tartışılıyor. Otomobil meselesi de tartışıldı. Bayraktar tartışıldı. Türkuş tartışıldı. Murat Bey, dün sosyal medyadayken bir görüntü vardı. Bir gazeteci yine TOGG'la ilgili öyle bir eleştiride bulunuyor ki hiçbir kaynağı ve dayanağı olmaksızın TOGG'dan dolayı Türkiye'nin çok büyük zararda olduğunu, dolayısıyla bir an önce kilit vurması gerektiğini. Tamam. Şimdi aynı oraya zamanda milyarlarca liranın çöpe gitildi. Şimdi bakın dünya üzerinde şöyle bir haritaya baktığımızda Birleşmiş Milletler'in yapısına,
ekonomiye, petrol sanayi, şuna buna baktığımız zaman Rusya süper devletlerden birisidir. Ya Moskova'nın bakın şunca senelik dünya üzerindeki o süper güç olmasının paralelinde yürüyen tek bir tane otomobil markası vardır, o da Moskoviç'tir. Ya Moskoviç, bizim bugün Lada var. Evet. Lada onların değil. Lada Polonya bölgesinde üretilen. Evet. Moskoviç bizzat Moskova merkezli bir üretimdir. Ya Moskoviç, ya bizim burada Tümosa'nın filan ürettiği traktörlerden filan çok daha geridedir ya. Bak samimi söylüyorum. Yani alın bir Tümosan şeyini. Traktörünü alın. Ya içinde her şey vardır artık. Ya da mesela Çin dediğiniz devlet değil mi? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisine sahip olan 5 devletten birisidir. Nükleer bir güçtür. Balistik füzeleri vardır. Yani Japonya'nın, efendim, Güney Kore'nin, Tayvan'ın yani uykusuz geceler geçirmesine sebep olacak düzeyde askeri gücü yüksek bir devlettir. Ama bakın birkaç senedir Cherry diye bir markası var. Doğru. Fakat bakın Türkiye bir imparatorluk varisi olmasına rağmen ne yaptı? Bütün yıllarını kültür devrimi diye bir palavraya harcadı. Bir palavraya harcadı. Niçin böyle söylüyorum? Diyor ki harf devrimi yaptık diyor. Şapka devrimi yaptık diyor. Takvim devrimi yaptık diyor. Peki siz şapka devrimi yaptığınızda niye sanayi devrimi yapamadınız? Peki. Harf devrimi yaptığınızda niye sağlık devrimi yapamadınız? Efendim takvim devrimi yaptığınızda kim başörtüyle uğraşacak, niye teknoloji devrimi yapamadınız? Kim kılı kıyafetle işte, uğraşacak? Yani bu... Temel meselemiz, peki, temel meselemiz şu. Bitirmek istiyorum. Buyurun. Şehir hastaneleri yapıldığı zaman şehir hastanesini sağlık sisteminin neresine oturduğu yönünde aklı başında bir tartışmaya muhatap olamıyoruz. Diye ki doğrudan para tuzağı, sağlığın özelleşmesi, sağlığın satılması, doktorların veznedar olması, hemşirelerin bilmem tahsildar olması gibi absürt bir takım yerlere gidiyor. Ya da başka bir şey söyleyeyim. Diyor siz yol yapıyorsunuz ve diyorsunuz ya işte biz duble yollar yapacağız, otoyollar yapacağız, tüneller, viyadükler falan filan. Hı hı. Hemen karşınıza şu, kardeşim siz bütün parayı betona yatırdınız. Müsait. Ben dünyanın hiçbir yerinde, tarihin hiçbir döneminde yol yaptığı için, yol açtığı için, köprü kurduğu için eleştirilmiş bir devlet, bu imparatorluk olur, cumhuriyet olur, saltanat olur, başka bir şey olur fark etmez. Ben böyle bir şey görmedim. Biz hala bugün ders kitaplarında kral yolunu konuşuruz, İpek yolunu konuşuruz. Efendim şeyin Magellan'ın bilmem neyin keşfetmiş olduğu Kenan Ümit Hocam, Burnu konuşuruz vesaire vesaire. Vatan Caddesi'ne biliyorsunuz uçak mı indireceksiniz diyen bir zihniyet daha. Evet. Şimdi peki böyle bir ortam daha önce dediniz ki dikkate almayacaksınız. Bunlar kim ne dedi filan. Gerçekten de bazen hani muhatap kılmak bile insana zul değil mi ya? Zul ama bakın burada az önce söylediği bir şey var. Şimdi Sayın Kültür Bakanı Mehmet Ersoy başta evet, olmak üzere bakın bu halka, halkın duygusuna, düşüncesine, kimliğine, tarihine, değerlerine, sembollerine alenen savaş açmış insanlar hala bakanların baş konuğu oluyorsa, hı hı, burada büyük bir sorun var. Bir sorun var diyorsunuz. Ya tamam ben hani şuna buna öbürüne sansür uygulansın, görünmez kılınsın falan demiyorum. Ancak hı hı, ya bu kadar alenen kara propaganda uzmanlığı yapan, bu kadar alenen psikolojik harp memuru gibi çalışan tiplerin bu kadar çok gözler önünde tutulmasını ben kesinlikle sağlıklı bir siyasal akılla bağdaştıramıyorum. Neden? Bakın 2010'lu yıllarda Gezi olaylarının ortaya çıktığı dönemde en önemli tartışma konusu neydi? Dediler ki biz tamam, Cumhurbaşkanı çağırdı, Başbakan çağırdı. Tamam bir Taksim heyeti oluşsun. Ne istiyorsunuz arkadaşlar? Bir, deklarasyon. Bir, efendim, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapımı durdurulsun. Hı hı. İki, havalimanı, üçüncü havalimanı inşaatı durdurulsun. Üç, Akkuyu'daki nükleer santral çalışmalarına son verilsin. Yanlış mı Murat? Tabii doğru. Tabii, tabii. Aynen öyle. Ya şimdi siz ne diyorsunuz arkadaş? Yani bize taş devrinde yaşamayı mı tavsiye ediyorsunuz?
birilerine bağımlı olmayı mı tavsiye ediyorsunuz? Aslında sana tavsiye ettikleri sosyal demokrat olma. Şimdi bakın aslında sosyal demokrat da değil. Bunlar sosyal demokrat diyorlar ama çoğu düpedüz apaçık faşizmi savunuyorlar. Bakın nereye bağlı? Kimin faşizmini şimdi ama? Evet, hangi faşizmi onu da söyleyeceğim. Dün Ankara'nın Mamak ilçe başkan adayı, Mamak mı doğru söyleyeyim, CHP'nin başkan adayı, 3 tane muhacir çocuk görüyor. Onlara diyor ki ben diyor bunları diyor toptan geri göndereceğim diyor. Ya yani orada 3 tane 8-10 yaşlarında çocuk görmüş ya anlamış yani bunlar Irak'tan, Suriye'den ya da benzeri bir yerden gelmiş. Bunlar Arap aman aman falan. Şimdi bizde bir söz var hani vali olamazsın demedim. Adam olamazsın dedim. Ben de dedim ki yani siz belediye başkanı, efendim piyanist, gazeteci, youtuber, efendim dansöz, ne bileyim manken olamazsınız demiyorum. Ama gerçekten adam olmak, insan olmak, peki, yapılan çalışmaları, verilen emekleri takdir etmek bu başka bir şeydir. Peki. Maalesef burada bunu göremiyoruz. Evet. Ahmet Sevim'e gelelim. Sayın Genel Başkan, ne diyorsunuz bu duruma ve gelen tepkiler kısmı üzerine? Herkes doğruları söylüyor. Yaşananları, sıkıntıları da anlatıyor ama benim aldığım harici notlarım var. Dünya savunma sanayisinde Türkiye'nin yeri diye bir başlık yaptım. Hı hı. Ve şimdiye kadar yaptıklarımızı bir analiz edelim istedim. Dünyada kendi uçak ve helikopterini yapan 6 ülke var hocam. Hı hı. Bunlardan biri Türkiye. Dünyada insansız hava uçağı üretebilen 3 ülke var. Bunlardan biri gene Türkiye. Dünyada TİA üretebilen 4 ülke var. Bunlardan gene biri Türkiye. Dünyada sürü İHA teknolojisini muhabere amaçlı sahada savaş teknolojisiyle kullanan 4 ülkeden biri gene Türkiye. Jet motoru teknolojisine sahip 7 ülkeden biri gene Türkiye. Hı hı. Dünyada 5. nesil savaş uçağı üretebilen 5 ülkeden biri Türkiye. Dünyada hava füzesi üretebilen 7 ülkeden bir tanesiyiz. Dünyada lazer silah sistemleri üreten 3 ülkeden biriyiz. Ve bunların yanına ekstradan denizaltı ürettiklerimizi, fırkateynleri ürettiklerimizi, denizüstü araçları, robotik araçları. Bunları eklememiş halimiz bu. Şimdi bunlardan gurur duymayan, bunları göğsünü gere gere anlatmayan ya da anlatamayan, sosyal medyalarda da güzel bir söz var benim açımdan en azından. Maaşı şerefi kadar olan gazeteciler zaten yazmıyor bunu. Gerçekten Türkiye'yi seven adamlar yazıyor bunları. Sizin dediğiniz konuya değiniyorum. Türkiye'nin gerçek değerlerini bilenler, nereden nereye geldiğimizi gören insanlar bunları yazıyor. Öbürleri eleştirmiyor ki. Eleştirmek bile tartışmanın bir sanatıdır. Biz eleştirmiyoruz. Sadece köprü yapıldı, biz muhalefetlik yapalım. Hı hı. Yapılmasın. Niye yapılmasın? Sana ne oluyor? Yapılması lazım bu ülkeye. Biz dünyayı 50 sene geriden beklemek zorunda değiliz. Artık o dönem bu dönem değil. Biz kendi aklımızla, fikrimizle zaten yapabiliyoruz bunları. 20 senedir, 22 senedir de bunları başardık. Daha da başarmaya devam edeceğiz. Zaten diğerlerin sancısı da bu. Kıvranmalarındaki sebep bu. Hani yorg olurduk diyenler var ya, aslında onların kanlarını bir sorgulamak lazım. Hiçbiri ne Müslümandır ne Türktür. Zannetmiyorum. Gerçek Türk, Osmanlı Devleti'nde bile savaşta ilk önce delilerimiz vardı. Deliler dediğimiz grubu gönderirdik. Gözü karadır. Yani biz böyle bir topluluktan gelmişken kendi ülkemiz için yaptıklarımızı savunamayıp arkasında duramıyoruz. Dedikleri gibi soba borusu dediler, doğalgaz peteği dediler. Sizin olduğunuz dönemde sizler ne yaptınız hocam? Siz de bu ülkenin başında durdunuz, bu ülkeyi idare ettiniz. Onlar Cumhuriyet'in kurucusu oldular, üreticisi zaten değil ama. Şimdi şöyle çok kendime harici bir not aldım. Hı hı. Acayip bir zamandayız. Kürt anneler PKK'yı, terörü
HDP'yi demi protesto ediyor. Bizim Kemalistler PKK'nın teröristin peşinden gidiyor hocam. Yani Kemalistim diyenler önce bir kendilerini sorgulasınlar. Gerçekten Kemalist mi? O altı okun anlamını ne kadar biliyor? Laikliğin ne olduğunu ne kadar biliyor? Bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk Menemen'de astsubay şehit edildiğinde bütün Menemen'i yakın dediğinde diyen bir adamın kurduğu partinin geldiği nokta en son nokta. Bunun zaten altı olamaz. Gelen mevcut genel başkanların da göstergesi bu yönde. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel. Kendini alkışlayan, taraftar gibi amigoluk yapan bir genel başkan. Ama prim yapıyor. Kimin gözünde prim yapıyor? Siz bir partinin genel başkanısınız. Bunca başarısızlığa rağmen halen bir seçmen kitlesini elinde bulundurmalarını neye bağlıyorsun? Bugün Özgür Özel koltuğundan kalksın. Hı hı. Kim olursa olsun ismi çok önemli değil. Zaten kemikleşmiş bir oyu var. Ya İzmir'de bile görmediniz mi? Vatandaşa soruyorlar kime oy vereceksiniz diye. CHP'ye kim, hani şahıs olarak kim, kim olursa olsun ona vereceğiz. Ya zaten hani CHP'nin bir kitlesi var. Hani mantığına inanmış, evveliyatına inanmış bir kesim var. Ama mevcut sistem içerisindeki adamların siyaset yaptığını ya da Türkiye'nin gelişmesini istemediğini göremeyecek kadar sabit fikirli insanlarımız da var. Ya geçen bu Sayın İmamoğlu ile alakalı bir tweet attım. Onlarca mesaj aldım. İşte Sayın Başkanım, Sayın İmamoğlu böyle bir şey demedi. Ya arkadaş, kendi ağzından çıktığını siz inanmak istemiyorsunuz ki. Siz kendiniz görmek istediğiniz gibi görüyorsunuz. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yeri DEM'le bir arada ittifak kurmak mı? İstanbul'da baktığınızda 7-8 tane ilçesi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM Partisi'ne verdiği ilçeleri Beykoz, Kadıköy, Sultanbeyli, Ümraniye, Adalar, Arnavutköy, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultan Gazi, Beşiktaş, Bakırköy, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Esenyurt. Şimdi sen şu anki mevcut sistem içerisinde belediye başkanlığını yürüttüğün ilçe belediyelerinden Adalar, Beşiktaş, Bakırköy, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece, zaten sende olan ilçelerin bunlar. Sen bunları bu adamlara peşkeş çektin. Ondan sonra gelip size bize, yani gerçekten Türk olduğuna inandığımız insanlara Türkçülük dersi vermeye kalkıyorlar. Müslümanım deyip de Müslüman 4 sene 9 ay sonra Müslümanlık sıfatına giren kişiler bunlar. Kendi elindeki her şeyi peşkeş çekiyorsun ve kime? Türkiye'ye bölmeye çalışan, bölünmez bütünlüğüne karşı olan insanları sen Türkiye'de İstanbul gibi dünyanın kalbinin attığı yerde belediye başkanlıkları veriyorsun. En basit örneği Esenyurt ilçesi gösterilen aday Profesör Doktor Ahmet Özer. Kimdir deyip baktığımızda bizde herkes sokağa çıktığımızda vatandaşlarımız kızabilir. Ama bizim işimiz burada doğruyu söylemek. Kime oy vereceksin dediğimizde ben CHP'ye, ben AK Parti'ye, ben İYİ Parti'ye, Gelecek Partisi'ne vereceğim diyor. Aslında bu sistem böyle değil. Biz kime vereceğimizi bilmemiz lazım. İsme vermemiz lazım. Yerelde öyle. Genelde de. Ama baktığımızda sokak AK Parti'ye vereceğim diyor. CHP'ye vereceğim diyor. Ya CHP yönetmiyor orayı. CHP zaten kendi genel merkezini yönetemiyor ki. İlçeyi yönetsin.
zaten. Bu seçim sonucunda görmüş olacağız. Bakalım kimler tarafından yönetilir. Ama bakın Ahmet Özer dediğimiz adam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun baş danışmanı görevinde bulunan ve Türkiye kavramı dağıtılıyor diye ve özellik istemleriyle alakalı açıklamaları olan evet. birini Cumhuriyet Halk Partisi aday olarak göstermesi ya da onu destekliyorum demesi ne etik ne Türkiye siyasetine yakışabilecek bir şey. Yani bu burada denklem şu, biz savunma sanayinin hava teknolojilerinin geldiği nokta üzerinden sosyal demokratların bakış açısından geldiğimiz noktayı bu camiaya diyorsunuz söylemleri ve eylemleri üzerinden sağlıklı bakmayalım sonuç kısmı üzerinden bölücü faaliyetlerde bulunuyorlar, doğru mu? Hocam dediğine bakın sayın belediye başkanı adayının Kürtlerin devlet kurma hakkı vardır. Televizyon programında söylüyor bunu. Referandum'a gideceğini, Güney Türklerin falan filan. Çok uzun detayı. Ama genel olarak içeriği Kürtlerin devlet kurma hakkı vardır. Bunu söyleyen zihniyet Türk evladının olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'yi bölemezler de. Olmayanların da şimdi ulusal bütünlük ve üniter yapı açısından her vatansever, Lazı, Kürdü, Çerkesi, herkes bu ülkenin değerler üzerinden bütünleşmesi gerekir. Ha, Türk evladı olmasına gerek yok da azami düzeyde de en azından birleştirici olması gerekir. Zaten siyasi partilerin amacı da birleştirici olup bu arenada hizmet etmek vatandaşa. Eyvallah. Ama işte başkaları, tasman yuların başkasının elinde olursa seni yönlendiren de çok olur maalesef. Peki, çok teşekkür ederim. Hüsamettin Aslan bir yabancı basın üzerinden veya senin Latin Amerika'yı takip ettiğin için de özellikle Türkiye bakış açısı veya savunma sanayinde geldiğimiz nokta nasıl gözüküyor? Yani tabii bu kadar konuşmacıların derinlemesine analizinden sonra bize çok fazla konuşacak bir şey kalmıyor. Biz en azından bakış açımızı biraz değiştirelim. Yani yabancı basın gibi konuşmuyoruz Sabri Bey. Yani her toplumda makul sayıda bir kitle başarılı işleri beğenmeyebilir. Biz mesela Milli Muharip Uçağı Kaan'ı konuştuğumuz kadar Milli Muharip Uçağı Kaan'ın üretimiyle ilgili yapılan eleştirileri konuştuğumuz kadar uçağın kendi donanımını ve Türk savunma sanayine olan katkıları konuşmuyoruz. Onu çok net bir şekilde söyleyeyim. Bu bağlamda yabancı basını takip etmek bence efektif ve kafa huzuru açısından keyifli bir şey. Onu söyleyeyim. Ben de bu bağlamda yabancı basını izleyerek uçağın donanımını onlardan öğreniyorum. Çünkü daha pozitif, daha gerçekçi yaklaşıyorlar. Onlar analiz ederek analiz ediyor çünkü ben çünkü bir uçak mühendisi değilim. Ama bir siyaset bilimci olarak, dış politika çalışan biri olarak bu uçağın Türk savunma sanayine, Türk ordusuna sağlayacağı katkıyı, bölgesel çıkarlarımız, caydırıcılık unsurları, dosta düşmana vereceği korku ve güven açısından getireceği kazanımların gayet farkında olan biriyim. Ancak bence bu yapılan yorumlarda uçağa yönelik yapılan eleştirileri ben çok şey yapmıyorum. Yani onlar da bir hazımsızlık içerisinde deyip geçiştirmek bence çok daha makul bir değerlendirme olmakla birlikte. Milli Muharip Uçağı'nın, mesela ben bu Milli Muharip Uçağı'nın, Kaan'ın yapılışını çok yakından takip etmedim, biliyor musunuz? Neden? Oysa ilgisiz değilim. Bilakis hiçbir, siz de yakından biliyorsunuz, hiçbir savunma sanayi fuarını kaçırmamaya çalışan biriyim. Birçoğuna yakından ben ona şaşırdım ha. Yani. Evet, yakından takip eden biriyim. Hatta Temel Kotil Bey'in başında bulunmuş olduğu proje, bunlar gibi projeleri yakından ilgiyle takip eden biri olarak o kadar çok son 10 yılda savunma sanayinde atılımlar yapıldı ki hızına ben yetişemiyorum bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve bundan dolayı çok mutluyum. Dolayısıyla Türkiye savunma sanayinde az önce ismini zikrettiğiniz gazetecilerde birçok mantıksız, duygusal veya histerikli yapmış olduğu eleştiride ben birçoğuna şahidim. Savunma sanayi ile ilgili yapılan değerlendirmenin çoğunda hükümetin yapmış olduğu bu işlere açıktan destek verdiğini bu kulaklar duydu. Onu söyleyeyim yani. Dolayısıyla milli savunma sanayimizde
son 10 yılda yapılan atılım. Az önce Ankara'dan Bayram Zidan bahsetti, dedi ki ihracatta hiç bu kadar rekor bir düzeye gelmemişti savunma sanayi diye. Zira Türkiye'de ihracatta en büyük kalemi ülkemizde bizim tekstil, gıda vesaire gibi unsurlar oluşturuyordu. Turizm o ihracatta. Gelirler. Yani bacası sanayi diye tarif ettiğimiz için saymadım ben. Dolayısıyla savunma sanayinin geldiği nokta hakikaten başta Yunanistan olmak üzere çevre ve komşu bölge ülkelerinin çok ciddi şekilde yakından takip ediliyor. Ama bizim ülkemizde bununla ilgili gurur duymaktansa yani bu bir kıskançlık emaresi, onu bir kere söyleyeyim. Ama medyada daha çok fazla uçağın varlığını eleştiren insanlar daha çok ön plana getirerek milli muharip uçağının önemi birazcık da arka planda kalmakta. Bakın bir şey söyleyeyim. Sarayburnu'nda bizim ilk uçak gemimiz şey yapıldı. Halka açık bir şekilde Genelkurmay Milli Savunma Bakanlığı şey yaptı. Onu vatandaşların gezmesi için birkaç gün Sarayburnu'na demirlenmesini sağladı. Mesela gezdim, gurur duydum, mutlu olduk, gözyaşları döktük. Halbuki bir şey, çelik. Ama artık o bu ülkenin dinamikleri tarafından yapılmıştı ve başında ayıldızı bayrağımız dalgalanırken biz biliyoruz ki o geminin bir araya getirilmesinde bu şey, ikincisi de biliyorsunuz hükümet tarafından şey yapıldı, projelendirildi. İkincisi de ya ihale ya da yapım aşamasında, tam bilmiyorum. Dolayısıyla tasarımı yapıldı. Evet, yani şimdi bugün Aselsan'ın, Roketsan'ın yapmış olduğu şeyler o kadar çok fazla ki Yunan medyası öyle bir özetliyor ki keyifle seyrediyorum, keyifle dinliyorum. Bu bağlamda Türk savunma sanayinin yapmış olduğu bu ürünlerin en çok sattığı pazarlar Orta Doğu ve Latin Amerika pazarları. Zira hem Orta Doğu'da iç savaşların yaşanması, Latin Amerika'da çetelerle, uyuşturucu çeteyle yapılan savaşta savunma sanayinin yapmış olduğu bu objelerin sergilenmesi açısından önemli bir pazar olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Ancak dediğim gibi savunma sanayiyle ilgili yapmış arkadaşlarımızın yaptığı yorumlardan farklı bir şey söylemektense ben birazcık da uçağın varlığının bölgesel çıkarlarımız açısından dosta güven, düşmana korku vermesi hasebiyle ben bu öneminin daha çok ön plana çıkarılmasını doğru buluyorum. Bu bağlamda Ahmet Bey tabii çok da güzel çalışmış. Ben de çok birçok şeyi de yeni öğrenmiştim ben. Onları açıkça söyleyeyim. Yani bunu her toplumda eleştirenler oluyor. Yani bunu böyle Türk değil falan demek bence bana çok şey gelmiyor. Yani onu söyleyeyim. Olabilir. Yani mesela? Yani mesela bir adam İHA'yı, SİHA'yı beğenmeyebilir, sevmeyebilir. Ya sen hainsin, namussuzsun ben diyemem. Evet, onların sayesinde belki çok, belki değil. Ya ben bölgede de bulunduğum için Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'de de İHA ve SİHA'ların bu orduya yapmış olduğu katkı en iyi sahada ben görüyorum. Yer yer geziyoruz, raporlama sen yapıyoruz. Demek ayrı da inşallah yapamazsınız, inşallah olmaz. Soba yani ona da gülüm kötü. Sevgili Murat, ona da gülümsemek lazım. Şimdi, ya. Ya o şimdi Filistinlilerin elinde bir tanesi olsa sevmez miyiz? Şimdi bak işte onlar yani devreye bu sefer giriyor. Keşke onların elinde de olsa. Dolayısıyla bu gibi eleştirileri ben tebessüm ederek kenara bırakıp önümüze bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda hakikaten Türk savunma sanayinin hızına ben nereden yetişemediğimi söyleyeyim. Fuarlara yakın takip eden biri olarak, siz de biliyorsunuz, yer yer sizden de destek alıyorum. Murat Bey, Ankara merkezi o kadar çok fazla savunma sanayi şirketi var ki Ankara'nın bugün istihdamının lokomotifi olmuş ya. Öyle. Bakın tekstil son 30-40 yılın Türkiye'sinin lokomotif istihdam sektörü. Bugün de hala çok güçlü. Ama savunma sanayinin geldiği nokta. Bakın bunları konuşalım. Ankara'da bugün Ankara sanayisini sırtlayan endüstri savunma sanayi. Buradan vatandaşlarımıza bunları söyleyeyim. Göğsümüzü gere gere bunlardan bahsedelim. Hüsamet, bunun dışında bir şeye gireyim bak. Buyurun abi. Şöyle, bu meselenin tezahürlerinden birisini dün Somali Meclisi'nin onayladığı bir çerçeve anlaşması üzerinden okumaya çalışıyorum. Evet evet, onu takip ettim. Çok kıymetli. Türkiye ile Somali arasında savunma ve ekonomik işbirliği çerçeve anlaşması imzalandı. Şimdi Somali deyince burada birileri hemen burun kıvırıyor falan filan. Fakat Somali Afrika gibi en zengin, kaynakları en güçlü kıtada sahil şeridi en uzun olan devlettir. Evet. Ve bu devletin sahil şeridi 10 yıl boyunca Türkiye'nin deniz kuvvetleri tarafından, donanması tarafından
korunacak ve bu 10 yıl içerisinde de Türkiye aynı zamanda Somali devletine bir donanma inşa edecek. Ve bu donanmanın inşa edildiği yer neresidir dediğimiz zaman bir tarafı Kızıldeniz'e bakan, evet, diğer tarafı Hint Okyanusu'na açılan dünyanın en önemli, en stratejik bölgesidir. Ve bakın bu bizim Somali ile olan ilişkimiz dünkü bir ilişki değil. O bölgeye Osmanlı döneminde ilk önce taarruz eden hangi kuvvetlerdi biliyor musunuz? Portekiz kuvvetleriydi. Evet, evet. Açıp baktığımızda orada Katip Çelebi'nin dahi oraya ilişkin anılarını, hatıralarını, değerlendirmelerini, Yemen açısından değerini, önemini, Kızıldeniz, Hint Okyanusu, ticaret yollarının denetimi açısından en önemli, en stratejik bölgedir. Biz yani bu bölgeyi... Birinci Dünya Savaşı'nda bizim birkaç tane gemimiz olsaydı... Evet. Yani çok daha... Ki İngilizlere yaptırmışız. Parasını da vermişiz. Buna rağmen teslim etmemişler. Ve çok ciddi şekilde deniz kuvvetlerinde biz donanma açısından gücümüzü gösterememişiz. Yani ben savunma sanayinin gelmiş olduğu noktayı fevkalade keyifle takip ediyorum. Hatta takip edemiyorum İran'ı yaparak. Bu bağlamda izleyicilerimize şunu tavsiye ederim. Savunma sanayi fuarlarını lütfen yakından takip etsinler. O kadar çok fazla şirketimiz var ki özellikle Orta Anadolu'dan bahsediyorum. Ankara, Konya, Kayseri merkezi. Çünkü buraların sanayileri de gelişmiş durumda Sabri Bey. İstihdama büyük katkıları var. Ben tabii bu şimdi uçak yapmak, gemi yapmak çok daha şey, çok daha spesifik bir sektör. Ve açık devlet desteğine ihtiyacı olan alanlar. Mesela bu yeni teknoloji. SİHA ve TİHA meselesi öyle değil ama. Mesela yine kara ordularının elinde bulunan ağır ve hafif araçlar ve silahlar. Bu gözetleme ile ilgili gece gözetleme. Ya bizim önceden PKK ile mücadelede asker arkadaşlarımız anlatıyordu. Yani doğru düzgün uzaktan gece şeyi olmayan şeyi takip edemiyorlardı yani. Termal kamerayı bulmakla acizlik çeken. Yani şimdi bugün geldiğimiz noktada az önce üstadım şeyden bahsetti. Yani ben de keyifle dinliyordum. TİHA'da 4. sıradayız. İşte SİHA'da 3. sıradayız. Dünyanın vesaire. İlk 5'inden birisi. Yani bunlar gerçekten göğsümüzü kabartacağımız, keyifle keyifle övüneceğimiz konular, objeler. Bu bağlamda ismi geçen gazetecilerle ilgili yapılan eleştirileri ben biraz şey olarak görüyorum. Yani seçim dönemine yaklaşılmış bir süreçte. Bunların çünkü artı görmezden mi gelelim? Yani görmezden gelelim de. Görmemiş ne yapalım? Adamı dövelim yani. Görmemiş yani. Ya görmemiştir. Yani şimdi onu görmemiştir, eleştirmiştir. Benim şimdi çünkü o gazetecinin birçoğunun ben bundan duyduğu övünçleri de hatırlıyorum. Yani ismini şimdi zikretmeyeyim. Geldiğim nokta sanki koruyormuş gibi bir algı da var da. Öyle yani bir gazetecilere. Şimdi Sabri Bey bakın şöyle bir şey. Bayraktar şirketi bu sene ne yaptı biliyor musunuz? Hı hı. Bu sene Bayraktar şirketini ben o kadar yakından takip ediyorum. İstanbul merkezli havalimanında yapmış olduğu Teknofestler var ya. İzmir'de, Ankara'da yanlış hatırlamıyorsam Adana'da da yaptılar. Orası şüpheli. Adana. O kadar büyük ilgi aldı ki. Yani insanlar takip ediyor. Hükümete Tayyip Erdoğan'a yoğun eleştiride bulunan insanlar savunma sanayi konu başlığı geçtiği zaman bu konularla ilgili ses tonu dahi değişmiyor. Müthiş bir övünçte bulunuyorlar. Yani bu konu öyle değil ya. Peki. Savunma sanayi konusu hakikaten muhalif kesimler tarafından da övgüyle takip ediliyor. Bakın öyle değil. O gemi mesela uçak gemisini yarım kaldı. Saray bunu demirlemişti. Ben ona mesela katıldım. Evet, oradan da fotoğrafı yani vardı. O sosyolojiyi görüyorum. Zengin fakir her türden insan vardı. O gemi burada tek demir atmadı. İzmir'e gitti. Yanlış hatırlamıyorsam Adana ya da Antalya'ya gitti ve vatandaşlar ilgi gösterdi o gemiye. Yani ve gösterecek yani kime çalışıyor? Şimdi ben oraya gelmeye çalışıyorum. Tamam. Gösterecek tabii ki dediğiniz zaman hı-hı, yani makul sayıda bir kitlerinde hamasi işte efendime söyleyeyim histerikli yaklaşımlarından da çok etkilenmemek, konu bütünlüğünün üstüne getirmemek lazım. Ya şey vardı yıllar önce duble yol çalışmaları yapılırken Tunceli milletvekili şey yazmıştı. Buralara duble yol adı altında bölgenin istilasıyla Dersim işgalini hazırladı. Ne kadar böyle sadist bir yaklaşım yani. Kim ciddiye aldı ve birçok insan muhalif ya da iktidar yanlısı yani. Bunlarla gurur duymuyor mu? Ama bu yollarla şey. Gurur duymuyor mu yani? Bakın, önümüze bakmamız lazım. Bu benim şimdi önümüze bakalım şey. Fakat önümüze bakmamız için bizim geçmişte yaşananlara dair ciddi bir bilgimizin olması lazım. Bakın İkinci Dünya Savaşı yaşanırken aslında Almanya başta olmak üzere Fransa'da, İngiltere'de birçok
sanayi makinesi ihtiyaçtan dolayı satışa çıkartılıyor. Fakat İsmet İnönü döneminde, İsmet İnönü ve yönetimi, CHP yönetimi, Kemalist yönetim, ya Türkiye'nin dövizi dışarıya gitmesin diyerek bu makinaların Türkiye'ye alımına karşı çıkıyor. Ve bu makina Amerika'ya gidiyor, biliyor musunuz? Amerika'ya gittiğinde Amerika'nın önü muazzam bir biçimde açılıyor. Dolayısıyla bakın, Türkiye'de bir dönem yol yapılmadı, tren yapılmadı, tren yolu yapılmadı. Neden biliyor musunuz? Bu mesela Fevzi Çakmak'ta da böyle bir takıntı vardır. Yaparsak işgali kolaylaştırır mantığıyla. Evet. Dolayısıyla bu hani istisna, efendim şu gazetecinin, Fatih Altaydın'ın, efendim Ümit Özdağ'ın, ırkçı bir takım hastalıklı tiplerin yaklaşımı değil bu. Bu bir resmi ideolojinin yaklaşımı. Yani bizim İHA'ya SİHA'ya falan gerek yok kardeşim. Mesela dikkat edelim, Cumhuriyet'in ilk döneminde Avrupa'ya gönderilen öğrenci profillerine bakalım. Hangi eğitimleri almak için gönderildi öğrenciler? Çoğunluğu sanat tarihi, tabii, arkeoloji, heykel, resim, modelist, müzik, tasarım, dans. Tamam da kardeşim, yani niye mühendislik eğitimi alınmıyor? Niye harp eğitimi alınmıyor? Neden? Yıllarca bize Sunakan şöyle keman çalardı. Abi bize ne Sunakan'ın çaldığı kemandan ya? Bize nedir ya? Evet ya, bunlar efendim, bir hakikat. İsmet, doğru söylüyorsun. İsmet İnönü kendisinden yani, evet, geçermiş. Ya bize ne İsmet İnönü'nün kemandan ne kadar zevk aldığına? İdil Biret şöyle piyano çalarmış. Abicim ya bize işte, ne İdil Biret'in piyanosundan, Sunakan'ın efendim kemanından. Şimdi o yetmemiş gibi kafamızda habire efendim Fazıl Say şöyle piyano çalıyor. Abi bizi ilgilendirmez. Biz Aşık Veysel'i de dinliyoruz, hoşumuza gidiyor. Neşe Dertaş'ı da dinliyoruz, hoşumuza gidiyor. Senin abi, yüzde dediğine katılıyorum. Ahmet Özhan'ı da dinliyoruz, hoşumuza gidiyor. Fakat bu kafa yapısı, evet, bence onu hafife alamak lazım. Bu kafa yapısı sizin neyi az önce... Neyi enjekte ediyor, oraya evet, bakmak lazım. Sizin yani, az önce hani ya bireysel falan yani çok takılmayalım dediğiniz şey, Türkiye'de bugün CHP, İYİ Parti, hatta HDP'nin de ciddi anlamıyla perspektifini oluşturan bir yaklaşım. Ben çünkü bu, son söyleyeceğim. Lütfen. Selahattin Demirtaş'ın güçlü olduğu dönemde, %13 aldıkları dönemde dediği şey, daha durun, Apo'nun heykelini dikeceğiz. Ya bak, kafayı görüyor musunuz? Ya biz hani sanki heykellere doymadık. Ama ya. Hani heykele az kaldı bize heykeller. Bir de onlar diksin. Ha, bir de onlar diksin heykel. Heykel yalıştıran saplantılı bir ülke ya kardeşim. Burada bir akıl hastalığı var. Ne yani demek bu akıl hastalığını ne demek istediğimi somutlaştırayım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyorsunuz zaman zaman aykırı çıkışlarda bulunan parti meclis üyeleri ya da milletvekilleri partiden kovulduğu zaman, atıldıktan sonra anılar değil de televizyon programına çıkar. Ya bak, biz bunları yaptık ya da konuştuk falan dediğini, işte genel başkanı, genel başkan yardımcısını zor duruma sokmak için şu söyleyeceklerimi söyler. Mesela Libya meselesinde ya da ondan önceki meselelerde, işte Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'deki meselede Tayyip Erdoğan'a sabah akşam hakaret eden eski bir Musul konsolosumuz Öztürk Yılmaz kaç kere diyor, Kılıçdaroğlu'nu uyardım, bu konularda birazcık daha şey bir duruş sergile efendim, özellikle milli bir duruş sergile. İYİ Parti içerisinde yine aynı şekilde, bu şey Libya meselesiyle ilgili konularda, ondan sonra savunma sanayi konularında, yani şimdi bu insanlar kendi içlerinde bunları tartışıyorlar. Bunlar diyor ki ya bak, sonuç biz Öztürk siyasiden... Yılmaz mı tartışıyor? Hayır. Başka yani, bir şey. Örnek Kerem çok abi, kötü oldu da. Ya, anladım ben. Öztürk Yılmaz neyi tartışıyor ya? Hayır. Koca Öztürk... salonda Tayyip Erdoğan çık karşıma diye bağırıp çağıran, seçime bile giremeyen, şimdi maalesef ben, yani ben, denge da kaybını zirvelerde yaşayan bir arkadaş. Abi bak, bir şey söylemiyorum. Ben farkındayım. Bu örneği rigid olduğu için örnek verdim zaten. Şimdi kendisi mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızgınlığını biliyorsunuz, bir televizyon programı yapmış olduğu konuşmadan ötürü. Ama ne konuşmasıydı o? Hatırlayalım. Abi, yok, konuşma şuydu bak. Konuyu, yanlış konuşma, olmasın bak. Abi. Yanlış olmasın, şöyle Türkçe ezan tartışmalarını tekrar yapmalıyız evet, diyen bir adam o. Tamam. Ben o ismi tartışmak için açmadım. Yani bu isim dahi bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun da partiden onu atmasından ötürü diyor ki bak, şu dış politika konularında hükümetle beraber paralel yorumlar yapmış. İşte konuluk başlıkları da belli. Suriye meselesi, Kuzey Irak meseleleri, Libya konuları, savunma sanayi konuları. Dolayısıyla şuraya gelmeye çalışıyorum. Bu örneği bilerek verdim abi. Rigid olduğu için verdim zaten. Savunma sanayinin geldiği noktayı,
hükümete muhalif olan toplum da görüyor, siyasi partilerle görüyor, gazeteciler de pekala görüyor. Bunu demeye çalışıyorum. Peki Bayram Zilen, buna dair cümleleriniz var mı? Ya ben şöyle söyleyeyim, Hüsamettin yani bu şeylerde, fuarlarda gelen insanların aslında çok çeşitli olduğu hususundaki yaklaşımına ben de katılıyorum. Yani evet. Bu fuara AK Parti taraftarları sadece gelmiyor. Yani sosyal demokratı geliyor, solcu, işte Marksist, Türkiye'nin birçok kesiminden, yani birçok ülkesiyle gurur duyan herkes bu anlamda geliyor. Ben de ona herkes geliyor. Oldum. Yani şimdi ve ben size ilginç bir şey söyleyeyim. Mesela Bayraktar'ın SİHA İHA meselesinde birçok insan bunu partiden bağımsız olarak parti üstü görüyor. Yani Bayram. Bir anket. Aynen, parti üstü tabii, görüyor. Yani, aynen. Bunu mesela geçenlerde bir anket yapılmıştı. Ya bu SİHA İHA meselesi her şeyden öte bizim siyasi kimliğimizden, etnik kimliğimizden, düşüncemizden, ideolojimizden bağımsız olarak bizim için ayrı bir yeri var. Şimdi dolayısıyla fuarlara baktığınız zaman yani toplumun bütün kesimlerinin uzlaştığı bir yenilikten, bir teknolojiden bahsediyoruz. Yani savunma sanayi aslında herkesin belki de kırmızı çizgisi. Şimdi bu noktada bizim bunlar niye görmüyor dediğimiz bu ideolojik kesim aslında marjinal kaldı. Yani bunu da tespit edelim. Kesinlikle. Yani, kesinlikle. Bu insanların gücü işte 80'de, 70'te, 90'da çok daha fazlaydı. Bunlar ülkeyi yönetiyordu. Demin Kenan Bey söyledi, işte resmi ideolojinin bakış açısı aslında bir nevi. Fakat bu ideoloji Türkiye'de gerçekten marjinal kaldı. Yani Türkiye'nin toplumunu artık yönetebilecek, yön verebilecek kapasitede değiller. Yani bunu da göz ardı etmeyelim. Yani beğenmeyen, işte halen bunu hor gören, benim insanım bunu yapamaz diyen kesim azaldı ve bence sayıları da giderek azalıyor. O yüzden çok da dikkate değer bulmuyorum ben. Yani çok dikkate de almaya gerek yok bence. Peki, teşekkür ederim. Murat Bey, ben şunu size sorayım. Erdoğan değil de bir başkası olmuş olsaydı bugünkü tavırlar aynı mı olacaktı? Erdoğan'ın bütün yenilişi ve devrim, bana göre devrim niteliğinde yatırımları var. Türkiye'yi sil baştan yeni bir Türkiye'nin imajını ve uluslararası imaj kısmında savunma sanayinde. Şimdi az önce bir ifade kullandık ya, hani dertleri bunların Müslümanlarla değil, dertleri İslam'la. Şimdi dertleri Erdoğan'la değil, dertleri yapılanlarla. Bunu kim yapıyorsa ona zaten husumet besleyecekler. Şimdi ben şöyle bir test, çok basit bir test şeyi var. Hayır, laik seküler bir değil, lider bakın, olmuş olsaydı. Ya yapmıyor işte. Kim yapacaktı? Bugünkü Türkiye'deki muhafazakarlar bu bakış açısıyla mı bakacak? Önümüzdeki tablo ortada. Kim yapacaktı bunu? Hani dönüp bakın mesela. Gece alkol kullanımı yasağını kaldırın tekel bayilerinden. İşte alkole uygulanan vergiyi durdurun. İki tane heykel dikin. Hatırlayın, bir CHP'li belediye başkanı vardı 90'larda. Ne diyordu? Ben altyapıya para yağacak kadar enayi miyim diyordu. Üstüne toprakla kapatıyoruz üstünü. Ben üst yapıya özen gösteriyorum diyordu. Yani heykel yapıyorum demek istiyordu. Heykeli yapın. Şu an tam olarak CHP'nin yaptığı şeyden bahsediyorum. İzmir'de, Eskişehir'de özellikle. Yapın heykeli. Verin 10. yıl marşını. Kutlayın, kutlamalarda birayı, rakıyı, sponsorlar da hazır. Onları orada yükleyin. Daha ne ya? Sözcünün pazar, salı günkü göbek haberiydi kocaman. Ne diyor? Uzaya ne adam gönderiyorsunuz ya diyor. Ver bana içkiyi. Bakın bunu söyleyen bir gazete var. Şimdi bunu söyleyen bir vatandaş olabilir. Ama bunu önemseyip, aa çok mantıklı ya, ben de bunu bizim gazetenin ikinci büyük haberi yapayım diyen bir kafa var bu ülkede. Ya evet, diyor ki var, doğru. Verin bana içkiyi diyor. Bakın aynen ya, salı günkü sözcüğü inanmayan bakabilir. İnternetten de gazete başlıklarına dönüp bakın, gazetebaşlıkları.com ya da gazete.net'ten salı gününü çıkarın, göreceksiniz. Diyor ki ver bana içkiyi, zaten ben uzaydayım diyor. Ya düşünün, kafa böyle işliyor. Şimdi sorun burada da vatandaşların gidip görüp gururlanması ya da gururlanmaması hadisesi de değil. Vatandaş tabii ki gidip gururlanacak. CHP'li de olsa, MHP'li de olsa, AK Partili de olsa, Saadetli de olsa, Gelecek Partili de olsa, Deva'lı da olsa gidip gururlanacak. Gururlanmıyorsa zaten mental olarak bir sıkıntı vardır o vatandaşta. Vatandaşta sorun yok. Sorun şu.
bunları zehirleyip, bu vatandaşı zehirleyip, orada gördüklerini, oradaki tabloyu unutturup, bakın bu AK Parti olur, başka bir parti olur, ben parti ismi vermiyorum. Orada bu yapılanı görüp, buna düşmanlık eden adama gidip oy vermeleri. Sorun bu. Şimdi siyaset sandıktan oy çıkarma sanatıysa, evet, mesela bugün şeyde, sosyal medyada bir video vardı. İzmir'de hangi adaya oy verirsiniz diyor. Ya Tunç Soyer'den bir şey çıkmadı diyor. Akşama kadar dans etti, bilmem ne yaptı, abuk subuk, iyi de dans edemiyor zaten diyor. Ondan sonra keşke Hamza Dağ CHP'nin adayı olsaydı, ona oy verirdim diyor. AK Parti'nin vermem diyor. Ya şimdi bu profil, bu mantık, evet, zehirlenmiş bir mantık. Yani sosyal medyadaki yoğun bombardımanla bu gazete denen, hadi yine kibar davranayım, gazetelerin, elbette, yayınlarıyla maalesef muhalefetin, özellikle ana muhalefetin, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zehirli diliyle zehirlenmiş, baskı, peki, altına alınmış kitleden bahsediyoruz. Bakın şöyle düşünün. Şimdi vatandaş orada gururlanıyor. Evet, çok iyi diyor. Ben de helal olsun diyorum. Ama aynı vatandaş sandığa gidip Libya'da ne işimiz var? Türkiye Ege'de kışkırtıcı rol izliyor. Yunanistan'ı tahrik ediyor. Diye. Bunu söyleyen kim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış ilişkilerden sorumlu üyesi. Evet, milletvekili, evet, aynı zamanda. Böyle tiplerleri de var. Doğru. Türkiye Azerbaycan'da Azerbaycan cihatçıları gönderiyor. Türkiye gereksiz yere Ermenistan'la dalaşıyor. Türkiye silah gönderiyor. Bakın yarın öbür gün Lahey'de yargılanır. Diplomat. Aynı kafanın bugün İsrail için Lahey'de yargılanır dediğini duyuyor musunuz? Duyamazsınız. Ama Filistin teröristtir diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikadan sorumlu Ünal Çeviköz. Ünal Çeviköz değil mi? Evet. Ünal Çeviköz marjinal bir kesim mi temsil ediyor? Hayır, işte sorun bu. Ne diyordu Ünal Çeviköz? Bakın, siz Azerbaycan'daki 30 yıl süren bir işgalin sonlanması için Türkiye olarak pozisyon alıyorsunuz. Ne diyordu Ünal Çeviköz? Diyor ki Türkiye bölgeden Azerbaycan'a IŞİD'çi ihraç ediyor. Doğru mu? Doğru. Bunu söylüyor. Şimdi bu kafa yapısına, şimdi arkadaşlar, yani hastalığın adını tam koyalım. Bu insanlar Kemalist olduğu için bunu söylüyorlar. Atatürkçü olduğu için bu pozisyonu alıyorlar. Kemalizm bu ülkede gerçekten. Ama tabanı satın almadı. Taban satın almadı. Bak, taban derken ben halkı kastediyorum. Yani parti tabanı. Halk zaten Cumhuriyet Halk Parti'nin tabanı değil ki. Cumhuriyet Halk Parti'nin tabanı olsa Cumhurbaşkanı'nı niye Tayyip Erdoğan olarak seçsin? Partinin teşkilatını da kastedebilirim bu konu. Murat'ın bir tane. Abi bir saniye bakın. Ünal Çeviköz o söylemleri söyledikten sonra partideki geldiği noktayı takip ettiniz mi? Parti, yalnızlaştı. Hayır. Parti şunu dedi mi? Yalnızlaştı. Hayır. Bu böyle değil. Bakın ben şunu tamamlayayım da. Hani bu şey konuyla ilgili. Sorun tamam. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi sorun şu. Şimdi sizin Myanmar'daki baskı ve zulüm altında ezilen insanlara yönelik bir politikanız varsa, böyle bir düşünceniz varsa, Gazze'de mazlumlara yönelik bir düşünceniz varsa, Leh'te, Libya ile ilgili bir politikanız varsa, düşünceniz varsa, sorun şu, bunlara siyasetle sandıktan oy çıkarma sanatıysa, bu argümanları destekleyecek siyasi zihniyete oy vermeniz gerekmez mi? Doğru gerekir. Söylüyorsun. Doğru. Bakın bugün gidin. Geçen seçim veriler benim elimde. Levent'teki askeri lojmanlardan kime oy çıkıyor biliyor musunuz? Biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Hem de ezici bir çoğunlukla. Evet, evet. Bakın %90'lara yakın bir oy alıyor. Hepsi tek tek var. Tek tek okuyabilirim şimdi buradan. Peki bu AK Parti lehine bile olsa sağlıksız bir durumdur. Çizim. Türkiye'deki, bakın, ordu evlerindeki durum, Türkiye'deki genel durumu yansıtması lazım. Polislerin görev yaptığı yerlerdeki durum, oy kullandığı yerlerdeki durum, Türkiye tablosunu yansıtması lazım. Bir parti lehine bu kadar fazla oy çıkıyorsa ve o partinin mensupları da Libya'da ne işimiz var diyorsa, DEM'le işbirliği yapacağız falancasını şuraya getireceğiz diyorsa, Suriye'deki çocuklara canım onlar da birkaç çocuk iyi çocuk diyorsa, buna rağmen bu oyu alabiliyorsa, bu nedir biliyor musunuz? Zehirlenmiş bir zihnin sonucudur. O yüzden ben bu tehlikeli bir şey. Tabii bakın ben şöyle söylüyorum, altını tekrar çizeyim.
AK Parti %98 oy alsa Levent'teki askeri lojmanlardan, bu tehlikeli bir durumdur. Türkiye'deki tablo neyse 3 aşağı 5 yukarı her yerde aynısı olması sağlıklı bir durum. Benim tek değerlendirmem umuma genele kastetmemesi yönünde yapmış olduğum bir şeydi. Yoksa sözlüklerine aykırı bir şeydi. Teşekkür ediyorum. Evet, kısa bir araya gireceğiz. Aradan sonra ikinci bölümde özellikle yerel siyaseti konuşmuş olacağız. Kısa bir ara. Efendim, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümü tamamen yerel seçimi konuşacağız, büyük şehirlere konuşmuş olacağız. Bir de ittifaklar evet yapıldı. Her ne kadar kamuoyunda öyle şey yapılmasa da, açık bir şekilde ifade edilmese de, CHP'den parti genel başkanlar düzeyinde birçok ilçede hem ortak listeler hem belediyelerin kimler aday gösterilmesi gerekiyor kısmı üzerinden anlaştılar. Şimdi bu tabloya baktığımızda önümüzdeki süreçte yerel seçimleri konuşacağız. İyi de burada baktığımızda ittifaklar yerelde olabilir. Hükümet seçiminde de oldu. Bunları gördük. Bundan sonraki süreci nasıl okumamız gerekiyor? Valla bundan sonraki süreci nasıl okuyacağız dersen, yani işte 31 Mart akşamı zaten kamuoyu bu süreci çok iyi okuyacak. 1 Nisan sabahında da vaziyet ortaya çıkacak. Ama yerelde ittifaklar sürüyor mu derseniz, eskisi gibi genel seçimlerde olduğu gibi yoğun bir bağla sürmüyor ama yer yer olduğunu görüyoruz. Mesela Balıkesir'in bir ilçesi, Sarıhan'da herhalde. Orada Cumhuriyet Halk Partisi listesini yetiştiremedi, teslim edemedi. İmdadına Saadet Partisi koştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Saadet Partisi'nden şimdi belediye başkanı adayı. Ya da İstanbul'da 22 ilçede HDP ile Dem'le yaptıkları pazarlığı CHP açıkça söyledi. Esenyurt'ta belediye başkanı adayı çekildi. İşte bir başka ilçede rahatsızlandığı söyleniyor, çekildi. Şimdi Edirne'de rahatsızlanmış. Güngören'deydi, evet. Edirne'de de rahatsızlanmış. O çekilmiş, bir başkası yerine aday göstermiş. Bu şekilde gidiyor. Yani çok da şey yapılacak bir durum gibi de görmüyorum artık. Çok olağanlaştı, çok sıradanlaştı. Sorun şuydu. Bana göre bir önceki seçim, ben bunun açıktan yapılmamasına karşıyım. Yoksa açıktan yapılırsa ben buna çok da karşı değilim. Herkes boyunun ölçüsünü sandığa gidip alıyordu. Evet. Şimdi sıkıntı şurada hasıl oluyor. Seçmeninize yok ya, ne alakası var? Biz ittifak yapmadık. Vallahi ittifak yapmadık. Bizim belediye başkanı durup dururken hastalandı, o yüzden aday göstermedik diyorsanız sorun burada başlıyordu. Şimdi bir masaya oturuyordunuz. Murat Karayılan açıklama yapıyordu. AKP-MHP ittifakı eğer bu seçimi de kazanırsa bu bizim sonumuzdur. Türkiye'deki demokratik güçler şöyle zarar görür. Elinde de keleşle bunu söylüyor, demokratik güçlerden bahsederken. Şu olur bu olur diyordu. Ne olacak? İşte Cumhur İttifakı karşısında şuna oy vereceksiniz diyordu. Tamam, HDP her ne hikmetse aday çıkarmıyordu. Bizim adayımız falancasıdır, falancası mı sizin adayınız denildiğinde, ya işte o da bizim adayımız değil ama deyip geçiştiriyordu. Şimdi aynı masada İyi Parti oturuyordu masaya. Bizim HDP'nin olduğu masada bizim asla işimiz olmaz diyorlardı. Masada işte adamlar, canım yani aday çıkarmayan adama da zorla aday mı çıkartacağız diyordu. Şimdi gelinen noktada sandık açıldı. AK Parti kazandı. Cumhur İttifakı bloğu kazandı. Sonrasında bir dökülmeye başladılar. O ittifakta şu olmasaydı kazanırdı, bu olmasaydı olurdu. Şunu yanlarına aldılar, sorun çıktı. Bu masa kumar masasına döndü. Şehit cenazeleri üzerinden pazarlık yapılırsa ben bu masada tabii ki olmam, kaybedersiniz denildi. Kaybeder denildi Millet İttifakı masasında. Saçma sapan bir hal aldı. Şimdi ben o dönemde aynısını söylüyordum. Bakın mesela Sayın Davutoğlu parti kurdu, ayrıldı. En doğal hakkıdır diyordum. Niye yükleniyorsunuz ki? Saadet de size böyle yükleniyor diyordum. Hainler gittiler parti kurdular. Bilmem şey yaptılar. Şunu yaptılar, bunu yaptılar. En doğal hakkıdır parti kurması diyordum. Parti kurdu, ayrıldı. Parti kurup ayrılan, açıkça bir ittifakta dahil olan, seçmenini kandırmayan adamlara hiçbir zaman şey gözüyle bakmadım. Ama seçmenin kandırıldığı noktada, yani şöyle düşünün, HDP kitlesini hani neredeyse amiyane tabirle enayi yerine koyup kandırıyordu. Kendi vekilleri söylüyordu. Ne dedi? Bilmem kaç milyon oyla pazara gittik, bir gazoz bile alamadık diyordu. CHP'ye bu kadar oyu verdik, hiçbir işe yaramadı diyordu. Şimdi gelinen noktada saflar kısmen netleşti.
Ben eyvallah diyorum. Vatandaş bu tabloyu görecek, ona göre sandığa gidecek. AK Parti'ye ona göre oy vermeyecek ya da verecek. Cumhuriyet Halk Partisi ve ortakları da ona göre oy verecek ya da oy vermeyecek. Bence aslında belki de şu dönemde içinden geçtiğimiz süreçte konuşulması gereken yegane şeylerden biri. Elbette seçimleri konuşmak lazım ama Türkiye'nin 1-28 Şubat'a geliyoruz. Yine sayılı günler kaldı. 1-28 Şubat vakası ve gerçeği var önümüzde. Bugün de o 28 Şubat'ı hortlatmak isteyen, oradan beslenen, cezasızlıktan kaynaklı, orayı hala şey gören, ulaşılması gereken nokta olan, nokta gören zihniyeti konuşmak lazım. Evet. Bakın, 28 Şubat'la hesaplaşabildik mi gerçekten biz? Bunu konuşmak lazım. Hesaplaşmaya geçtim. Gerçekten yüzleşebildik. Hala 28 Şubat'ın yıkıcı etkisinden, bakın yeni bizim arkadaşların haber merkezinde hazırladığı bir haber var. Haber müdürümüz Zekeriya Sayın. Bir röportaj yaptık. Yeni öğreniyoruz. Ya ben kendi kendime, hani tabii ki biliyorduk bir kısmını ama bu kadar vahim bir tabloyu yeni öğreniyorum. Şimdi bir röportaj hazırlamışlar arkadaşlar. Mağdurlarla, 28 Şubat mağdurlarıyla, bakın. Ne kadar sinsice, 28 Şubat'ın sivil ayağı, ne kadar sinsice, ne kadar kalleşçe. Başını aç demiş İstanbul Üniversitesi'nde. Açmam demiş hanım ablamız. Onurlu bir şekilde durmuş, dikilmiş, açmam demiş. Seni üniversiteye almayız demişler. Almayın o zaman demiş. Bakın niye alamazsınız şu bu dememiş. Almayın o zaman demiş. Ama bana bir kağıt verin demiş. Seni üniversiteye almadığımıza dair bir evrak verin demiş. Oturmuş 28 Şubat'ın sivil ayağı. CHP'den de milletvekili oldu bu isimler. Oturmuş 28 Şubat'ın sivil ayağı demiş ki biz buna evrak verirsek yarın ola ki bizim devran döner. Bu evrak üzerinden biz yargılanırız. Derler ki sizin haddinize mi bir öğrencinin eğitim hayatını sonlandırmak der, ceza alırız biz bu işten. Ne yapmışlar? Güvenlik marifetiyle okula almamışlar. Hayır, anlattığın hikaye bizzat benim eşimin, hanımımın yaşadığı hikaye. Eyvallah. Bakın, yani sınıflara o kadar çok ki. Sınıflara kabul etmemişler. Sonra ne olmuş? Bu kişileri devamsızlıktan atmışlar. Devamsızlıktan atmışlar. Şimdi 28 Şubat komisyonları kurulmuş. Hak iadeleri gerçekleştirilmiş. Bu kişilerle ilgili bir haksızlık yok ki ortada. Siz devamsızlıktan gitmişsiniz zaten. Ya ben okula alınmadım diyorsunuz. Derdinizi anlatıyorsunuz. Ben okula giremedim diyorsunuz. Kanıtla. Hiçbir şey yok elinde. Niye? 28 Şubat'ın sivil, sinsi, belki Kenan abi birazdan daha detaylı anlatır. Sivil, sinsi, alçak, şerefsiz, namussuz ayağı. Evet. Yani en ağır, en galis küfürleri hak eden ayağı. Hani şu gün görmemiş, güneş ışığı almamış hakaretler deniyor ya. Onları hak eden ayağı, bana göre asker ayağından daha tehlikeli bir ayak. O ayağı oturmuş, düşünmüş, hesap etmiş. Biz böyle almayalım ki hem yarın kendimizi kurtaralım, hem yarın bu insanlar haklarını alamasınlar, izah edemesinler. Kendilerini savunmaktan hicap duyar hale gelsinler. Niye? Evrak önünde. Kızım sen 90 gün okula gitmemişsin. Sen bir de kalkıp bunun hesabını mı soruyorsun demiş, diyebilmiş. Şimdi not almışım programın başında. 28 Şubat'ın sivil ayağı. Biz asker ayağını hadi kısmen, hadi karar vericiler boyutunda, derinlemesine girilemeden, yine sembolik, o FETÖ'cüler yüzünden, bakın. Sembolik isimlerle kaldık. Sembolik isimlerle geçiştirdik diyelim. Hadi sembolik de önemli diyelim. Sembolik isimlerle geçiştirdik diyelim. Yargı ayağını yargılayabildik mi? Yanından bile geçmedik. Niye? Bakın. Adamı almışlar içeriye. Affedersiniz, cinsel organından elektrik vermişler. Tel bağlamışlar. Ramazan'da bir örgüt kurdurmuşlar. Adam oruçlu hala. İşkence görüyor ama oruçlu. Oruç tutuyor. Bir örgüt kurdurmuşlar. Diyor ki 4 gün dayanabildim. 4 gün. 4 günün sonunda zihnimde bir örgüt kurdum. Çünkü diyorum ki ben diyor eğer bu örgütü kurar, bu örgütü yapılandırır, bu örgütü bir şekle şemale sokarsam artık bu işkenceden kurtulacağım dedim diyor.
Beni oruçlu aç aldılar. Ben ikinci günün sonunda artık mecburi oruç tutuyordum diyor. Çünkü bir şey vermiyorlardı diyor. Su yok, yemek yok. Tuvalet, ilk günün sonunda tuvalete gidiyorsunuz. Kapı açık. Önünüzde iki, ne yapacaksınız orada ya, ne yapacaksınız? Kapı açık. Sen affedersin tuvaletini yapıyorsun. Karşıda iki tane polis gülüyor. Seyrediyorlar seni diyor. Sonra tekrar kolundan gerisin geriye alıyorlar diyor. Tekrar götürüp o yere bağlıyorlar diyor. Yine elektrik veriyorlar sana diyor. Belli periyotlarla ara ara. Sonra onun faillerinden biri, bu yaşanmış bir olay. Şu an FETÖ'den içeride. Ezan okunuyor. Aziz Allah diyor. Kollarını sıyırıyor. Gidiyor namazını kılıyor. Hemen yanındaki, hemen yanındaki o seküler laikçi yobazla birlikte işbirliği yapmışlar çünkü. Onunla birlikte hayali örgüte yeni gözaltı dalgası başlatmak için şunu da ekle o listeye diyor. Şunu da gördüm de diyor. Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Böyle bir örgüt inşa edip, selam tevhid bilmem ne örgütünü inşa edip omurgalandırıp yüzlerce kişiyi tutukluyorlar. Bakın, yüzlerce kişiyi ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis cezası veriyorlar. Yakup Köse, 14 yaşında çocuk. 14 yaşında. Cezaevindeki fotoğrafları var. Ayaklarında terlik. Terlikler 43-44 numara. Çocuk ya, minicik. Ayakları 39-40 numara bu çocuğun. 39 numara ayak, 44 numara terliğin içinde yürüyor. Paçasının bir tanesi yukarıya katlanmış. Çocuk çünkü bu. Niye yargılanıyor biliyor musunuz? İdamla yargılanıyor. İdam, idam. Peki, idam cezası alıyorlar. 4 genç. İdam cezası niye infaz edilmiyor biliyor musunuz? Apo'nun yüzü suyu hürmetine. O Amerika teslim ederken yanlış asmayacaksınız dedi ya. Yanlış anlaşılır. İstersen hiç fark etmez. Bağlamını düzelt istersen. Hiç doğru, hiç doğru da yanlış da anlasalar fark etmez. Onun Apo'yu asmamak için, verdikleri söze sadık kalabilmek için 14 yaşında çocukları o cezayı kaldırıyorlar. 14 yaşında çocukları da o yüzden asmıyorlar. Evet. Bunlar böyleler. Bakın geçen hafta konuştuk, önceki hafta. Kenan Evren. Ya neyden bahsediyor bu adam ya? Diyor ki biz diyor adildik ya diyor. Biz diyor adil olabilmek adına da öyle diyor bir taraftan bir solcu geliyorsa diyor. Bak aynen ifadesi. Bir solcu geliyorsa diyor bir tane de ülkücü bulun diyorduk diyor. Sağcı bulun diyorduk diyor. Bir sağcı da getiriyorlar birlikte asıyorduk diyor. İki ya da iki dosya gelmiş. İki sağcı iki solcu olsun deyip öyle birlikte asıyorduk. Biz adiliz diyor. İşte onun yanında yetişmiş subaylar general oluyorlar bir kısmı işte. Bunu yapıyorlar. Biz yargı ayağını yargılayabildik mi bu kararları verenler? Yargılayamadık. O beşli çete, sendikaları sokaklara döküldüler. Hatırlayın. Organize. Refah Yol hükümetini yıkacağız diyorlar. Refah Yol benim babamın oğlu değil bu adamlar. Hizmet için gelmiş, oy verilmiş, sandıktan çıkmış. Eğer demokrasi diye bir şeye inanıyorsanız sandıktan çıkmış, sandıkla gitmesi gereken adamlar. Sandıkla gelen CHP bile olsa sandıkla gitmesi gereken adam diyorum. Şimdi Ekrem İmamoğlu karşısında bugün Gezi benzeri bir ayaklanma yapılsa önce ben karşı çıkacağım. Bir dakika, sandıkla gelmiş, sandıkla gidecek bu adam dememiz lazımken o beşli çeteler, o iş adamları ayağı. Yargılanabildi mi? Hesap sorabildik mi? Bakın bugün niye Kaan'ı devlet yapmak zorunda? Amerika'da özel şirketler yapıyor. Benzeri aletleri, uçakları. Niye? Evet, evet. Sizin bu işe üstlenecek bir özel sektörünüz yok. Tabii, tabii, tabii. Niye yok biliyor musunuz? Şuurlu bir özel sektör oluşturamamışsınız. Ya da oluşturma yolunda attığınız adımlarda henüz o parayı bir araya getirip 2 milyar, 3 milyar doları bir araya getirebilecek bir kapasite yok. Bakın, tok diyoruz değil mi? Ya yıllarca Başkan Erdoğan baba yiğit arıyorum dedi. Baba yiğit arıyorum dedi. Sonra bir firma çıktı dedi ki bu işi yapabilecek Amerikalıların yan sanayicisi. Kalktı dedi ki İtalyanların fasoncusu. Ben rentable görmüyorum bu işi dedi. Tabii rentable görmezsiniz siz. Aynı şeyi Altay tankında yapmadılar mı? Evet. Biz rentable görmüyoruz bu işi. Ya da şu kadar teklif ediyoruz dedi.
Onun o teklif ettiği fiyatla 4 tane Abraham alıyorsunuz. Amerikan tankı alıyorsunuz. Yapmadılar, durdurdular. Girmiyoruz. Girmesinler eyvallah. Ama girebilecek yüreklilikte, girebilecek inanca sahip adamlar da yıllar içerisinde o beşli çeteler tarafından, o TÜSİAD tarafından, şunun bunun tarafından egale edildi, elimine edildi. Peki. Hatırlayın, ne deniyordu MÜSİAD'a? Yeşil sermaye. Savaş açılıyordu, hatırlayın. Askon, Askon mu? Anadolu aslanları, ne Anadolu aslanı ya? Bunlar cihatçı deyip üzerlerine yürülüyordu. Ordu evlerinde bisküviyle laiklik yıkılacaksa bitmişiz biz zaten. Evet, bisküvi evet. Firmasının malı ordu evine sokulmuyordu. Hepimiz hatırlıyoruz bu durumu. Dün gibi hatırlıyorum. Şimdi bunlarla hesaplaşıldı mı? Hesaplaşılamadı. Hesaplaşılamadığı için de biz 28 Şubat'la ilgili kaç tane belgesel çekildi? Kaç tane film yapıldı? Hiçbir şey. Yapılmadı. Bakın çok ibretlik bir ifade kullandılar. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın ecdadımız bir filmini yaptılar, dizisini. Ya dizi haremden çıkmıyor. Dersin ki yani koca ecdat kıtaları fetheden, Avrupa'da ismine sahiden muhteşem çıkmamış. Süleyman denen, kanuni denen, kanun yapan adam denen. Bakın niye bakıyorsunuz Selçuklu'da Nizam-ül Mülk, mülke nizam veren adam diyor. Nizam bu kadar önemli. Kanuni kanun yapan adam deniyor. Muhteşem Süleyman deniyor. Ya bu adam affedersiniz yataktan çıkmıyor bu dizide. Bu ne iş diyorsunuz? Çok güzel bir şey söylüyor senarist ya. Yani bu aslında bizim kafamıza dank etmesi gereken bir şey. Kardeşim biz çektik böyle çektik. Sizin adamlarınız da sizin yönetmenleriniz de at sırtında fetih yaparken çeksin diyor. Yani aslında bize ne diyor biliyor musunuz? Siz sıfırsınız. Sanatta, edebiyatta, kültürde sıfırsınız. Biz ne? Az önce Kenan Bey söyledi ya Avrupa'ya adam göndermişler. İstikbal göklerdedir diyoruz ama işte bilim şöyle önemli diyorlar, evrim böyle önemli diyorlar ama evrimi anlamak için adam göndermemişler Avrupa'ya. Baleye göndermişler. Ya TRT akşama kadar TRT'yi yerden yere vuruyor bu adamlar değil mi? TRT'de artık hafta sonları bütün aile bir aradayız değil mi? Tek kanal değil mi? İzlemek zorundayız değil mi bir televizyonu? Ya da gazete okursunuz, kitap okursunuz. Tek kanala mahkum olduğunuz dönemde TRT'de hafta sonu bütün aile oturmuşsunuz. Bir kadın taytını giymiş, televizyonda fındık krambaresi yapıyor. Oraya dönüyor, buraya dönüyor. Evin büyüğü tövbe estağfurullah diyor. Gidip televizyonu kapatıyor. Ya Ramazan'da köşe yazdım ben bununla ilgili. Ramazan'da yemek tarifi veriyor. Bakın ne kadar suniler, ne kadar suniler. Yemek tarifi veriyor. Kadın yemek tarifi verirken TRT o beğendikleri SHP, CHP iktidarında çocuklarının oyun oynasın diye gönderdikleri TRT'de ve şimdi beğenmedikleri TRT ile mukayese ediyor. Son cümle hocam. Şunu yapıyor. Yemek tarifi veriyor. Kek yapacak. Dedelerimizin rakı bardağıyla bir ölçek un diyor. Ya Ramazan'da yemek tarifi veriyorsun. Dedelerinin rakı bardağı ne? Ulan! Diyeceğim şimdi. Yani hal yanlış söylemiş orada dedelerinizin değil atamızın rakı İşte bilmiyorum. Mesela. Böyle diyor. Şimdi bakın biz o yüzden biz bugün yerel seçimleri konuşuyorsak bakın yarın yani nereden tutsan bakın yarın daha sağlıklı yerel seçimlere gidebilmek için bu ülkede adam akıllı bir muhalefete ihtiyaç var. Evet ya. Adam akıllı muhalefeti inşa edebilmek için geçmişinizle hesaplaşıp ondan ders almanız lazım. Kötü bir muhalefet. Bunu ders alamazsak, evet. Hesaplaşamazsak, yeni 28 Şubatların önünü kapatamazsak zihnen diyorum. Önünü kapatamazsak bu adamlar yarın Erdoğan gider. Gittikten sonra gelir peki. Sezerleri, yeni Sezerleri. Peki. Yeniden dedelerinin rakı bardağıyla bunu yaparlar, yemek tarifi verirler. Başörtülü biri okula gittiğinde de seni devamsızlıktan bırakacağız bacım der gönderirler. Halen o yasal boşluklar devam ediyor. O 28 Şubat belgeselleriyle veya dizileriyle ilgili birileri sorumluluk almadıysa bu da bizim utancımız olsun. O koca dinozor medyalarımız var ya çok güçlendiğimiz dönem. Hani onu da birileri üzerine alsın. Peki Bayram Zilan, şimdi yerel yönetimler seçimlerine doğru gidiyoruz ama ittifaklar üzerinden eleştiriler, liderlerin birbirlerine karşı verdiği cevaplar
Sayın Murat Kurum'un yaptığı bir, daha doğrusu sarf ettiği bir söz üzerinde de Ekrem İmamoğlu'nun %87 başarısını kendinde bulması. Tüm bunlara ne diyorsun? Nasıl bir sonuç bekliyorsun? Şimdi tabii gündem yerel seçimler, fakat Murat Bey bizim yaramızı deşti. Yani 28 yani Şubat öyle bir sarstı ki. Yara. Birkaç cümle ben de bu 28 Şubat'la ilgili söyleyip sorunuza cevap vereyim. Şimdi maalesef Türkiye'de darbelerle hakikaten bugüne kadar esaslı bir yüzleşme gerçekleşmedi. Bu da acı bir gerçeğimiz. Yani mesela 28 Şubat'ta bildiğim kadarıyla şu anda hüküm giyen, içeride olan, hapiste olan hiç kimse yok. Hayır, var. Çetin Doğan ve onunla beraber 4 tane daha general cezaevinde. Belli işler var. Çıktılar diyebiliyorum. Hayır, tamam. Çetin Doğan çıkmadı. Evet. Çıkması için uğraşıyorlar ama. Tamam. Medya ayağında mesela demin Kaan'ı konuştuk değil mi? Yani bu Kaan, evet. Kaan'a karşı kim refleks geliştiriyor? İşte açıkça 28 Şubat'a bakın. Oradaki yazılara bakın. Köşe yazarlarına bakın. Onları görürsünüz. Yani o gün, bugün Kaan'ı görmezden gelenler o gün 28 Şubat'ın tetikçileriydiler. Şimdi burada mesela bence 12 Mart'ı biz anlayabilseydik, üzerine gidebilseydik, bütün sac ayaklarını soruşturabilseydik, medya, işte askeri kanadı, sivil kanadı vesaire, STK kanadı, muhtemelen işte 80 darbesi olmayacaktı. 80 darbesinin üzerine gidebilseydik 28 Şubat'ı yaşayamazdık. Bütün bunlar tam olarak esaslı bir şekilde bütün ayaklarını soruşturup ortaya çıkarmadığımız için bir sonraki darbe zemin hazırlıyor. Bu da bizim acı gerçeğimiz. Mesela ben müdahilim, müşahit olarak, özür dilerim, müdahil olarak katılıyorum müşteki sıfatıyla 28 Şubat davalarına. Burada da halen dava sürüyor mesela. Yani biz medya ayağının soruşturması üzerine bir suç duyurusunda bulunduk bir sivil toplum kuruluşu olarak. Katılıyoruz, halen devam ediyor, halen dosya açık, yani bir sonuca varamadık. Bu da bizim acı bir gerçeğimiz, acı hatıramız, o da bir kenarda dursun. Şimdi yerel seçimler başlığını tartışacaksak ben bir başka pencere açmak istiyorum. O da şu, bir kere şunu söyleyeyim, 50+1 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki 50+1 zorunluluğu bana göre Türkiye'de siyasi partileri melezleştirdi. Kimliksizleştirdi. Flu hale geldi siyasi partiler. Yani özgün değil artık. Ya bugün açıkça söylemek gerekirse ne AK Parti tam olarak o 2001 yılında kurulan AK Parti, ne CHP, eski bir CHP, ne de işte Refah Partisi, işte Gelecek Partisi, Deva Partisi, DEM Parti, MHP, hiç kimse aslında kendisi gibi değil. Ya bu 50+1 alma zorunluluğu biraz partileri kendi ekseninden kaydırdı. Dolayısıyla bu sistemin değiştirilmesi hususunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın zannedersem birkaç ay önce bir söylemi vardı. 50+1 kuralının değişmesi, salt çoğunluğun gelmesi, en çok oyu alanın iktidara gelmesi şeklinde. Bence bu doğru bir tercih. Çünkü bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde önümüzdeki geçmiş seçimde siyasi partilerin yapmış olduğu ittifak, işte Cumhur İttifakı, Millet İttifakı şeklinde ayrılan ama taviz vere vere eklemlenen siyasi partilerin şu anda yerel seçimlerde de benzer bir şeyler yapmaya çalıştığını görüyoruz. Fakat Millet İttifakı, yani Altılı Masa'nın dağıldığını görüyoruz. İşte İyi Parti bağımsız olarak seçime giriyor. Cumhuriyet Halk Partisi halen DEM Parti ile bir şey yürütüyor ama bunun adını koyamıyor. Yani beraberler, beraber değilmiş gibiler, birlikteler, ittifak yapıyorlar ama yapmıyormuş gibiler. Böyle bir garip bir durum var. İyi Parti şu anda Altılı Masa'da oturan partilerden birisi. İşte Meral Akşener dün yaptığı açıklamada CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. İyi Parti'nin ayrıştığını görüyoruz. Gelecek Deva zaten ortalıkta yok. Dolayısıyla bir tarafta, yani o Cumhurbaşkanlığı seçiminde böyle birlikte olan, birlikteymiş gibi görünen o partiler şu an darmadağın. Öte yandan biraz daha Cumhur İttifakı'nın daha böyle bütünlük içerisinde olduğunu görüyoruz. Bence bu seçimde iki tane partiye dikkat etmek lazım. Bunlardan bir tanesi Yeniden Refah Partisi, diğeri de DEM Parti. Şimdi bunu niye söylüyorum? Çünkü bu iki siyasi partinin alacağı oylar, özellikle büyük şehirlerde İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Antalya gibi şehirlerin
hangi partide olacağını ya da hangi partinin kazanacağını belirleyecek. Ben dışarıdan böyle görüyorum. Çünkü evet. Yeniden Refah Partisi biraz sanki AK Parti'den, AK Parti'yi küsmüş kesimin, sarı kart göstermek isteyen kesimin oylarını biraz böyle kendi içerisinde alacak gibi görünüyor. DEM Parti de daha önce biliyorsunuz aday göstermemişti. Mesela İstanbul'da, Antalya, Mersin, Adana'da Kürtler yaşıyor. Buralarda Millet İttifakı'nınla beraberdi ve aday göstermemişti. Dolayısıyla o seçimde buraları çok rahat kazandı CHP. Fakat şimdi aday gösteren bir DEM Parti var. Bu DEM Parti ne kadar oy alacak? Dolayısıyla onların alacağı oy aslında Millet İttifakı'ndan geri aldıkları oylar. Bu açıdan İmamoğlu mesela nasıl bir tabloyla karşılaşacak? İşte Mersin, Adana hattında, Antalya hattında nasıl bir durum ortaya çıkacak? Bence bu iki partiye dikkat etmek lazım. Peki ben şunu da sorayım. Yerel ittifak İstanbul'da örnek vermek gerekirse bütün ilçelerde CHP ile DEM Parti bence uzlaşı sağladı. Çünkü bildiğim ilçelerin 8-11 tane ilçede doğrudan grup kurması için büyük şehirde grup kurması adına bütün listeler ortak paylaşım üzerinden yapılmış. Bu ittifak değil mi? Şimdi Sabri Bey ben şöyle söyleyeyim. Tabii ki ittifak ama ya altılı masada da hatırlayın fotoğraf bile çekilmekten kaçınıyorlardı. Mesela DEM Parti, tamam, işte o zamanki adıyla HDP masada değildi ama birliktelerdi. Evet. Hı hı. Hayır şunu söyleyeyim ya aslında burada şimdi DEM Parti de bir siyasi parti. Yani %8, %10'u olan, milyonlarca seçmeni olan bir siyasi parti. Tamam. Şimdi burada bence absürt olan şu. Şimdi görüşüyorsanız bunu açık açık söylersiniz değil mi? Yani mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yaptı? Hatırlayın. Hüdapar'la ilgili bir sürü eleştiri vardı. İşte Hizbullah'ın devamı vesaire bir sürü şey söylendi. Arkasında ama durdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii arkasında durdu. Bunu gizlemedi. Bunu toplumun huzurunda yaptı. Yani mesela Genel Başkan Zekeriya Bey'i birçok açılışta beraber de hatırlayın bir fotoğraf karesi içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'nda kimle beraberse hangi liderle bunu açık seçik gösteriyordu. Burada absürt olan şu. Siz DEM Parti ile mesela Cumhurbaşkanlığı seçiminde birlikteydiniz. Ya bunu niye gizliyorsunuz veya fotoğraf karesi bile vermekten çekindiniz bir siyasi hareketi? Neden ittifak içerisinde yer alıyorsunuz? Ya varsınız ya yoksunuz. Yani burada saklamak, gizlemek absürt olan. Şimdi burada şunu atlamayalım. Bakın DEM Parti seçmeni, partisine sadık bir seçmen. Yani neyi söylemeye çalışıyorum? Şimdi DEM Parti aday gösterdiği zaman DEM Parti'nin işaret ettiği adaya giderler. Ya yani şöyle bir şeyi çok fazla beklememek lazım. Evet bir ittifak var ama hani DEM Parti seçmeni sonuçta İmamoğlu'nun kazanması için mesela İmamoğlu'na oy verecek. İşte Meral Beştaş aday İstanbul'da. Onun yerine İmamoğlu öyle bir şey yok. Yani DEM Parti'de bugüne kadar yapılan bütün kamuoyu yoklamalarında bu partinin seçmeninin kendi partisini işaret ettiği noktaya gittiği şeklinde. Dolayısıyla bir İYİ Parti seçmeni gibi bir diğer partilerin seçmeni gibi bakmamak lazım. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Şimdi DEM Parti'nin 1 milyona yakın oyu var İstanbul'da. Evet. Şimdi aday da var ortada. Dolayısıyla bu 1 milyon oyun ne kadarı kayacağı hususunda bir tahlil yapmak lazım. Bana göre en fazla %5, %10 fire verirler. Yani 700-800 bin oy yine HDP, yani DEM Parti kendi adayı içerisinde bu oy dağılımını göreceğiz. O yüzden söylüyorum DEM Parti'ye dikkat etmek lazım şeklinde. Yoksa dediğiniz doğru. Tabii ki bir ittifak var. Tamam, teşekkür ediyorum. Bu arada ben hemen kısa sorayım. Ankara'da ne görüyorsun? Ankara'da bir başa baş gibi bir durum var şu anda. İkisi de Ankara'nın çocuğu. Ama şöyle bir gerçek de var. Efendim? İkisi de Ankara çocuğu. Şöyle, yani aslında bu seçim biraz farklı geçiyor. Şöyle, ya Turgut Altınok hani milliyetçi muhafazakar kesime talip olan, öyle tanınan bir isim. Ama tabii öte yandan CHP altı oku hiç kullanmayan seçim kampanyasında daha böyle hani partiler üstü bir kimliğe bürünmüş. Hem milliyetçi muhafazakar kanadı da böyle kucaklamaya çalışan bir Mansur Yavaş var. Ama tabii bunu yaparken de CHP'nin adayı değilmiş gibi davranıyor. Bunu da not etmek lazım. İki aynı kesime hitap eden siyasi parti adayları yarışıyor. Biraz kafa kafaya gibi bir durum söz konusu Ankara'da. Peki Ankara'daki Doğu ve Güneydoğu vatandaşın tarafı neresi?
Şöyle, yani burada da aslında hatırı sayılır bir Kürt nüfus var. Fakat burada da hani DEM Parti'nin kendi adayı var. Dolayısıyla burada da DEM Parti'ye gidecek. Yani şöyle söyleyeyim, bakın Türkiye genelinde DEM Parti'nin etkileyeceği 5 tane şehir var. 1. İstanbul. 2. Büyükşehir bazında söylüyorum. 2. Ankara. 3. Antalya. 4. Mersin. 5. Adana. Evet. Şimdi bu 5 tane büyükşehir aslında Türkiye'nin %80'ini kapsıyor nüfus olarak. Evet. Yani büyüklük olarak. Burada eğer DEM Parti aday göstermeseydi... Kocaeli'nde de etkili Bayram. Şunu Kocaeli, söyleyebilirdik. Kocaeli, Sakarya'da da etkililer. Ama... Yo, orada da etkililer ama bu CHP'ye geçti ya bu belediyeler. Evet. Aslında bir önceki seçim HDP ismiyle aday çıkarmaması nedeniyle böyle oldu. Dolayısıyla tabii, bu seçimde tabii. Aday öyle veya böyle çıkardı. Şimdi dolayısıyla bu seçmenin Millet İttifakı'nın ya da CHP'nin gösterdiği adaya oylar kayar hesabını yapan bütün kamuoyu anketleri yanılıyor. Böyle bir şey olmayacak. Yani en fazla %5, %10 fire olacak. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Ankara'da da bu seçmen, DEM Parti seçmeni kendi amblemine gidip basacak oyu. Peki. Kenan abi ne diyorsun? Yerel seçime doğru mevcut tabloyu ve önümüzdeki süreçte bu ittifaklarla ilgili bu Cumhur İttifakı'nın başlattığı Türkiye ittifakları üzerinden şekillenen yerelde de bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. İdeolojilerin tamamen ortadan kaldırılması, parti politikalarının kendi fikirlerinden çok artık kimin fikri önemli değil, siz etkenseniz senin fikrin daha önemli gibi bir duruma doğru gidiyor. Şimdi netice itibariyle bu söylediğiniz doğru olmakla beraber AK Parti öteden beri yerel seçimlerde güçlü bir parti ve o yerel seçimlerdeki gücünü geçen 2019 seçimlerinde bir sarsıntıya maruz kaldı ve o maruz kaldığı sarsıntıda İstanbul gibi, Ankara gibi, Antalya gibi, efendim hatta Erzincan gibi, Amasya gibi, Bolu gibi, Bilecik gibi normal şartlarda AK Parti seçmeninin güçlü olduğu, teşkilatının güçlü olduğu yerlerde büyük bir kayıp yaşadı. Şimdi bu seçim esasında o kaybetmiş olduğu özellikle büyükşehir belediyelerinin tekrardan geri alabilmenin yolunu ya açacak ya açacak. Bu sebeple bence AK Parti'nin kendi fabrika ayarları çerçevesinde daha sükunetli bir seçim kampanyası yürütmesi, o sükunetli seçim kampanyasını efendim toplumun beklentilerine, taleplerine, itirazlarına, eleştirilerine kulak verdiği oranda başarılı kılabilecek. Ama kulak vermediği durumda sıkıntı olacak. Yani şimdi mesela ikisi de Ankara çocuğu dediniz. Zaten geçen seçimde AK Parti'nin Ankara'yı kaybetmesindeki en önemli faktör değil mi? Ankara'ya dışarıdan bakan bile olsa, geçmişte Kayseri'de büyük başarılı olmuş olsa bile efendim Mehmet Özsezsekin'in oraya getirilmesi temel bir sıkıntıydı. Yani toplum şöyle bir şey istemiyor. Biz sizin için en iyisini düşündük. Toplum bunu kabul etmiyor. Doğru değil bu. Yani orada onun bir yani izinin... Partinin doğruları seçmen tarafından doğru olduğu kabul edilmiyor. Yani her zaman kabul edilmez. Yani bazı durumlarda kabul edilir. Denir ki işte tamam biz sizi vekil kıldık denir ama bu her zaman için böyle olmaz. Olsaydı Antalya'da işte Menderes Bey seçimi kazanabilirdi ama kaybetti. Erzincan işte Binali Yıldırım değil mi işte başbakan şuydu buydu. Ne oldu? Erzincan'da niye kaybetti ki AK Parti? Amasya'yı niye kaybetti ki? Ya bakın bunun hiç doğru düzgün aslında muhasebesi falan yapılmadı. Yani o bölgelerden sorumlu olan kişiler de ya biz böyle bir yanlış yaptık. Bizim kim adayımız hesap verdi? Vermedi ki. Kimse vermiyor. Peki. Kimse yanaşmıyor ki böyle bir şey. Yani tabii. Küçük çekmece niye kaybedildi? Kimse hesap vermiyor. Dokunulmaması gereken kişi. Ama şimdi böyle olduğu durumda işte o zaman siz zaman vatandaş bir, işte. Bir sonraki seçime de makul, mantıklı, kuşatıcı bir hazırlık da yapamıyorsunuz. Yani bizde abi fix menü ver, fix menü var, onu da genel merkez hazırlar dediğinizde bunun arızalar çıkarttığını hepimizin görmesi lazım. Şimdi o zaman şöyle eğri oturalım, doğru konuşalım derler. Yani yapılması gereken şey nedir? Şimdi mesela İstanbul'a ilişkin bir takım işler var.
Ya bence İstanbul'a ilişkin Sayın Murat Kurum'un üzerinde duracağı en önemli meseleden bir tanesi şu olması lazım. Tarihler vermesi lazım. Yani afaki işte biz diyelim 300 bin konut, 600 bin konut. Bunun bir takvimlendirilmesi lazım. Kaynaklarının bütçelendirilmesi lazım. Yani nasıl ki bir dönem devlet planlama teşkilatı 5 yıllık kalkınma planları yapıyor. Ona ilişkin efendim şu şu yollar, şu şu tüneller, şu şu fabrikalar, şu şu bilmem ne. Gerçi çoğu zaman onlara uyulmuyordu ama bu olması lazım. AK Parti geldiği zaman bilmem kaç iktidarın bitiremediği Bolu Dağı tünelini bitireceğine ilişkin takvim verdi evet. ve açtı. Marmara'yı bitireceğine ilişkin takvim verdi ve yaptı. Üçüncü köprüye ilişkin takvim verdi ve yaptı. Osman Gazi Köprüsü'nün tarihini verdi ve yaptı. Havalimanına ilişkin köprü tarihini verdi yaptı. Ya şimdi Türkiye İstanbul'da bir takım metro istasyonları var. Ne zaman biteceğine ilişkin ben hiçbir takvim falan duymuyorum. Açılacak. Ya tamam açılacak da ne zaman açılacak? Bakın trafik yükü İstanbul'un her geçen günü artıyor. Bu trafik yükü artmaktan öteye insanları hasta ediyor. Yani ülkenin ekonomisine muazzam kayıpları var. İnsanların siyasete olan güveni sürekli sarsılıyor. O zaman diyecek ki kardeşim ben Kirazlı Halkalı metro hattını şu tarihte açacağım. Bunu söyleyecek. Beşiktaş efendim Kabataş hattını şu tarihte açacağım. Sultanbeyli hattını şu tarihte açacağım. Bütün bunların hepsinin net bir biçimde ifade edilmesi gerekli. Yani bir takım hani böyle popülist şeyler de ben doğru bulmuyorum. Mesela birkaç gündür bu muhtarlar meselesi tartışılıyor. Muhtarların önemli olduğu yerler var. Artık kimsenin muhtar var mı yok mu bilmediği yerler var. Muhtarlara şunu vereceğiz. Yani abicim hani şey değil ki ya böyle hani ne bileyim düğün salonunda şöyle paraları atıyor durumda falan değiliz ki. Ya bas bas paraları. Yani gibi olmaz şey. Yani bu. Şunlara şu kadar vereceğiz. Bunlara bu kadar vereceğiz. Ya biz artık bu devletin sürekli olarak karşılıksız para verme politikasının önüne geçmeliyiz. Yani bir istihdam alanlarının bu üretilmesi yönünde. Savurganlık deyimi bence Kemal Kılıçdaroğlu'yla Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılığı olmayan vaatleri üzerinden iktidarın tamam, başına düştüğü. Ama yani hayır bir zaman da uzun bir zaman yaptılar bunu. Ama o dönem denildi ki hayır yani biz EYT meselesi efendim. Emekliler meselesi. Yani bir süre sonra önü alınamıyor. Yani bunu enflasyona ilişkin. Bunu gerekmez mi Kenan abi? Özellikle bir parti düşünün. Çok yenilikçi, devrimci. İşte Türkiye'ye gerçekten kattığı çok şey var. Belli bir süre sonra bakıyorsunuz kendi politikalarında üretim noktasında bir sıkıntıya düştüğünü ve muhalefetin söylemleri üzerinden şekillenmeye giden bir iktidar partisi. İşte, bu bir sonuç kısmı üzerinden bir kayıp değil mi? Neden evet şimdi bakın algı? Sayın Mehmet Şimşek geçen hafta Türkiye'de fiyat istikrarının oluşabilmesi için bize hangi tarihi verdi? 2026'yı verdi. Bakın enflasyon şuna inecek değil. Fiyat değil. İstikrarı. Yani bu iş böyledir. Uzun vadeli bir iştir. Yani siz bir diyeyim ki Kaan diyorsunuz şimdi değil mi? Hür kuş diyorsunuz bir şeyler. Yani bu böyle damdan düşer gibi olacak bir iş değil. Yani bunun Ar-Ge'sinin kurulması, testlerinin yapılması... Yani bir şey uçurmak da yetmiyor. Rakipleriyle mücadele edecek kadar güçlü, kuvvetli, donanımlı olması, gelişimi açık olması icap ediyor. Yani Türkiye Libya'da başarılı olduysa, yani bu öyle efendim mehter marşıyla falan olmadı. İHA SİHA teknolojisiyle gittiniz ama aynı zamanda Trablus hükümetiyle siz ciddi sağlam bir takım uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler yaptınız. Değil mi? Yani Akdeniz'de ilişkin, Doğu Akdeniz'e ilişkin münhasır ekonomik bölgeler inşa ettiniz. Ona göre kalktınız. Rusların savunma sistemleri, pensilleri orada vurdunuz. Yani bu çoklu bir takım perspektifler geliştirmeyi icap ediyor. Yoksa efendim atalarımız şöyleydi, bilmem neler böyleydi. Böyle olmuyor bu işler. Velhasıl ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi bakın DEM Parti CHP ilişkisine dair bir takım şeyler söyleyelim. Evet Meral Hanım'ı, Meral Beştaş Daniş'i İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterdiler. Ancak henüz 22 tane ilçede, henüz derken artık tarihi geçti zaten, 22 tane ilçede DEM Parti aday ilan etmedi. 17 tanesi de ilan etti.
22 tanesi de ilan etmedi. O zaman demek ki yani tam bir ittifak olmasa da bir ittifak var halen. Bu ittifak kendisini ne şekilde gösterecek, ne kadar başarılı olacak bilmiyorum ben. Ancak tabii yine de 31 Mart'a kadar efendim önümüzde 45 günlük bir zaman dilimi var. Bu 45 günlük zaman dilimi içerisinde, 40 günlük zaman dilimi içerisinde AK Parti'nin gerçekten iliyle, il teşkilatıyla, ilçe teşkilatıyla, milletvekilleriyle, bakanlarıyla sahaya inmesi ve gerçekten burada bir takım sözleri söylemesi gerekiyor. Ama bu sözlerin afaki olmaktan ziyade bizzat plan üzerinde, proje ayakları üzerinde, evet bir, ayakları yere basan, belli bir takvime bağlı olan şeyler olması lazım. Yoksa takvime bağlı olmadığı zaman toplum bu sefer farklı bir takım sonuçlar çıkartabiliyor ondan. Ne diyor? Yani ben peşin gördüğüme inanırım diyor. Yani bildiğime veririm, evet, diyor. Bildiğime veririm diyor. Bildiğime o zaman süt dağıtıyor. Evet, tamam, süt dağıtıyor. O zaman da bizim burada bence yapacağımız en önemli şeyden bir tanesi herhalde kentsel dönüşüm meselesinde olduğu gibi ulaşım meselesinde de bence takvime bağlı periyodik, tamam mı? Yani 5 yıla ilişkin planı, efendim projesi ciddi bir şey olması icap ediyor. Burada mesela şunu da ifade etmek isterim. Şimdi geçen gün Güngören'de miydi, yanlış olmasın, Sayın Murat Kurum bir derneğin toplantısına katıldı orada. Fatih eski belediye başkanı Mustafa Demir ve birkaç kişi daha vardı orada. İşte mesela işte boyuna bir puşi bağlamıştı. İşte sonra işte çavani, baş falan birkaç tane Kürtçe. Şimdi ne söyledi? Ya bence bu kadar yani çekimsel olmaya falan gerek yok ya. Bu ülkede Kürtçe diye bir dil var. Bu ülkede Kürtler var. Bunlar bizim kardeşimiz, dostumuz, komşumuz, yoldaşımız, iş arkadaşımız, akrabamız, dünürümüz vesairemiz. Yani Kürtçe de konuşabiliriz, Boşnakça da konuşabiliriz, Çerkezce de konuşabiliriz, Abazaca da konuşabiliriz, Gürcüce, Lazca da mesajlar verebiliriz. Yani yo efendim bütün şeyler böyle böyledir. Siz geçen gün Ayşe Böyüler hanımefendi çıkmış, diyor ki herkes ana dilini evinde konuşsun. Ya bu herkes ana dilini evinde konuşsun ne demek ya? Ana dil her yerde konuşulur. Yani bunu sizin bugün meclis başkanı olarak mecliste oyladığınız Numan Kurtulmuş'un sözü neydi? Ana dil herkes için anasının ak sütü gibi helaldir. Yani biz böyle milliyetçi, ulusalcı, kemalist reflekslerle aman aman Kürtçe konuşulmasın, aman aman Kürtlerden bahsedilmesin. Hayır efendim, bu ülkede eğer 24 saat yayın yapan bir TRT Kürdi varsa, TRT Şeş varsa bu AK Parti iktidarıyla olmuştur. Ve hayırlı mübarek bir gelişmedir. Eğer bugün TRT Arapça varsa bu hayırlı bir şeydir. Mardin Artuklu Üniversitesi'nde yüksek lisans doktora düzeyinde Kürtçe, Zazaca çalışmalar yapılıyorsa, evet, buradan İsmail hocamıza da, İsmail Söylemez hocamıza da selam olsun. Selam olsun. Daha birçok kardeşimiz, arkadaşımız, dostumuz bunları yapıyorlarsa bu iyi bir şeydir ya. Ya biz Kenan Evren refleksiyle, Recep Peker efendim refleksiyle, Rüştü Saracoğlu refleksiyle filan, Şükrü Saracoğlu refleksiyle filan hareket edemeyiz. Daha açık, daha net. Kardeşim biz İstanbul'daki Kürtlerin de belediye başkanı olacağız. Çerkezlerin de, Abazaların da, Gürcülerin de, Lazların da, hepsinin, Muhacirlerin de belediye başkanı olacağız. Açık, net. AK Parti'ye AK Parti yapan bütün o darbe tehditlerine rağmen, manşetlerden yapılan tehditlere, yok genç subaylar tedirginmiş, paşalar bilmem ne diyormuş, Aydın Doğan bilmem ne dalgası yapıyormuş. Bak ne yaptı AK Parti? Manşetlerle savaşa savaşa Tayyip Erdoğan önderliğinde demokratikleşme paketi dedi. Özgür anayasa dedi. Askeri vesayete karşı çıkmak dedi. Halkın yönetimi belirlemesi dedi. Bütün bunları söylerken AK Parti ne yaptı? Bütün tabanı arkasına aldı. Yani milliyetçiliğin düşmanlaştıran, milliyetçiliğin çatıştıran, milliyetçiliğin ayrıştıran dilini kullanmadı AK Parti. Ona prim vermedi. Türk de kardeşim, Kürt de kardeşim. Türkçe de mübarek, Kürtçe de mübarek. Kimsenin kafatasına bakmadı. Kimsenin dedesi efendim bilmem ne miydi filan falan, böyle bir sicil araştırmasına filan girmedi. Kardeşim diyen kardeşim bildi ve ona göre Türkiye'nin önünü açtı. Peki. Şimdi Türkiye böylesi bir olgunluğu ancak AK Parti döneminde yaşadı. Bir dönem Turgut Özal, o da böyle bir şeye girişmişti. Rahmetli Erbakan Hoca, o da böyle bir şeye girişmişti, değil mi? Yani Bingöl'de
Hüsamettin hatırlar, o zaman gerçi çocuktu ama hatırlar, ne dedi? Sen ne mutlu Türk'üm diye dersen, ne mutlu o zaman buradaki çocuklar da ne mutlu Kürt'üm diye. Gelin biz elhamdülillah Müslümanım, elhamdülillah kardeşim diyelim ve böylece bu ülkenin tarihi değil mi, mirasını, kültürünü, kimliğini tekrardan ayağa kaldıralım dedi. Ben bu sebeple Sayın Murat Kurum'dan olsun, efendim Sayın Turgut Altıok'tan olsun, Hamza Bey var İzmir'de, efendim Sakarya'da, efendim Yusuf Alemdar Bey var, efendim Kocaeli'de işte Tekir. Tahir Bey var, Bursa'da Ali Nur Bey var vesaire. Bu arkadaşlarımızın bu bulunduğu bölgelerde bence sadece metro, trafik, şu bu falan filan değil. Yani şimdi Adapazarı dediğiniz zaman, Kocaeli dediğiniz zaman, Bursa dediğiniz zaman, Antalya dediğiniz zaman, kardeşim burada herkes var ve herkes kendisine ilişkin, kendi kimliğinin, kültürünün, tarihinin, dilinin hatırlandığını, bilindiğini, saygı gördüğünü duymak istiyor. Tabii, doğru, en doğal haktır bu. Peki. Yani neden söylenmesin ki? Neden söylenmesin? Bağlar'da Belirhan Akyol. Diyarbakır Bağlar'da. Diyarbakır Bağlar'da, evet. Belirhan Akyol belediye başkanı da geçen gün kendisini aradım, hayırlı olsun dedim. Ne bekliyorsun? Bağlar gibi bir ilçeden aday olmuşsun. Nasıl bir sonuç bekliyorsun? Dedi ki, bir, ben bu bölgenin değerleri içerisinde büyümüş birisiyim. İki, Bağlar'ı çok iyi bilen, Bağlar'ın sosyolojisi üzerinden kendi payıma düşen, Diyarbakır Spor Kulüp Başkanlığı yapmış vesairesi, çok aktif ve önemli bir şirketinde sahibi. Benim hayatım boyunca bölge insanlarıyla ilgili bir sosyolojide tarihsel bağım var ve buralara dokundum. Buranın o feodal yapısı üzerinden de başarıyı elde etmek için aday oldum. Benim bir amacım var, bölgedeki artık bu kırılganlığı ortadan kaldırıp bilgi başarmak istiyorum deyince, bunca çetin ve zor şartlara rağmen mi kazanacaksın dedim veya böyle bir beklentim var, kazanacağım ve siz de göreceksiniz dedi. Hatta AK Parti'nin tarihinde olan bir şeyi elde edeceğim dedi. Çok ilginç, kendine özgüveniyle bağlı. Ama hatırlayalım yerde. Şimdi Diyarbakır Belediye Başkanı Refah Ahmet Partiliydi. Bilgin. Ahmet Bilgin. Evet. Urfa Belediye Başkanı İbrahim Halil Çelik. Değil mi? Van Belediye Başkanı filan. Şimdi mesela İstanbul'un 20 milyona yakın bir nüfusu var. Güngören'den yola çıkın, Ümraniye'ye gidin. Fethullah Erbaş tamam. Mesela. Söyleyeceğim. Bak. Evet, diyelim ki şeyden yola çıkalım, Sarıyer'den yola çıkalım, gidelim Küçükçekmece'ye. Bakın, Mardinler Derneği var mı? Var. Bingöller Derneği var mı? Zaten Bingöller her yeri kaplamış yani. Burada bile yani şu anda 5'e 2'yiz yani. Bayram Bey nereliydi unuttum. Diyarbakırlıydı bilemiyorum ama şu anda. Yapma, şimdi ben Bingöl'ü değilim şu, Kenan Bey. Şunu söylemek istiyorum. Yani çok şükür Malatya'dayım. Maşallah. Şunu söylemek istiyorum. Yani Karadenizlileri ziyaret ederken, Karadeniz müziğini çalarken ne kadar meşru bir iş yapıyorsak, aynen. Diyarbakır müziğini çalarken, Kürtçe müzik çalarken de o kadar meşru bir iştir. Mardin'den Arapça bir parçayı çalarken o da o kadar meşru bir şeydir. Bingöl'den, Bitlis'ten ya da efendim diyelim ki Kiğ'dan, oradan da mesela Zazaca bir parçayı çalarken o kadar meşrudur bu. Bizim renklere, dillere ilişkin, evet, daha makul yani. Renklerin, dillerin Allah'ın ayetlerinden birer ayet olduğunu bu topluma bize çokça bizim ifade etmemiz lazım. Çünkü son dönemde, son olacak bu, son dönemde yerlilik ve millilik adı altında bize Türkçülük ve Atatürkçülükten başka kuş tanıtmıyorlar. Şimdi bu kuş tanıtmıyorlar derken bize bazen şöyle derler, işte ben kargadan başka kuş tanımıyorum. İyi ama abi, sen kargadan başka kuş tanımıyorsun ama kargadan başka kuş çok. Kartal var, şahin var, serçe var, efendim guguk kuşu var, baykuş var. Efendim ne bileyim, o rengarenk kuşu olan neydi işte, tavus kuşu var vesaire vesaire. Sen kargadan başka kuş tanımıyorsun diye biz diğer kuşları görmezler suçlu mu ilan edeceğiz? Hayır. Renkler ve diller Allah'ın ayetidir. Olayı sadece trafik sorununa, kentsel dönüşüm sorununa indirgemek Türkiye'nin kültür arka planını, Türkiye'nin kimlikler arka planını
unutmak manasına aynen, gelir. Bu evet. Büyük bir yanılgıdır. Şimdi Ahmet Sevim'e ben sözü vereyim. Parti Genel Başkanı önümüzdeki süreçlerle ilgili. Yerel yönetimlerde ne görüyorsunuz başkanım? Yerel yönetimlere girmeden önce reklam arasında da ve hala devam ediyor. Yaklaşık 200'ün üstünde bir mesaj aldım. Bu ilk bölümde dünya savunma sanayisindeki Türkiye'nin yeriyle alakalı yaptığım sıralamayı birçok insan tekrardan duymak istediğini söyledi. Evet. Müsaadeniz olursa önce o sıralamayı tekrardan bir hatırlatayım. Ondan sonra yerel seçimlere peki, göreyim. Alayım ben. Dünyada kendi uçak ve helikopterini yapan 6 ülke var. Bunlardan biri Türkiye. Dünyada insansız hava uçağını üretebilen 3 ülke var. Bunlardan biri Türkiye. Dünyada TİA üretebilen 4 ülke var. Bunlardan biri Türkiye. Dünyada sürü İHA teknolojisine muhabere amaçlı sahip 4 ülke var. Bunlardan biri Türkiye. Jet motoru teknolojisine sahip 7 ülke var. Biri Türkiye. Dünyada 5. nesil savaş uçağı üretebilen 5 ülke var. Bunlardan biri Türkiye. Dünyada hava füzesi üretebilen 7 ülke var. Bunlardan biri Türkiye. Dünyada lazer silah sistemleri üretebilen 3 ülke var. Bunlardan biri Türkiye. Peki. Şimdi bunu söyledikten sonra şimdi yerel seçimlere geldiğimiz noktada yerel seçimlerden önce Türkiye'de aslında bir Kürt-Türk sorunu yok. Türkiye'deki asıl sorun bunu çıkartan kişilerle alakalı şerefli ve şerefsiz sorun diyorum ben buna. Çünkü Türkiye'de, Türkü'de, Lazı'da, Çerkezi'de, Alevisi'de, Sünni'si'de herkes kardeş. Akabinde İstanbul'da yaşadığım ve hayatımı burada daim ettirdiğim için ben biraz daha İstanbul üzerinden yürümek istiyorum. İstanbul'da bir önceki seçimlerde Sayın İmamoğlu'nun verdiği vaatler var. Geçen televizyonlara da çıktığında ben verdiğim vaatlerin %87'sini başardım diye söylediğim söylem var. Ben de bununla alakalı bir analiz çıkarttım. Geçen dönemde verdiği 33 tane vaadi var Sayın İmamoğlu'nun. Toplamda 120 tane başlığı var ama 107 tane önemli. En önemlileri şey, 30 söyleyeyim tane. Size. Peki. İstanbul'a suyu pahalı geliyor. %40 ucuzlatacağız dedi. 7 kere zam yaptı. Yüzde kaç yüz? Hesaplayamadık bile kaç yüz olduğunu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işçinin emeğiyle oynamayacağım, hiç kimsenin işine son vermeyeceğim dedi Sayın Kılıçdaroğlu'yla beraber. 2021 Eylül ayında 13.312 kişiyi işten çıkardı. 44.995 kişiyi tekrardan işe aldı. Hayır, toplamda 21.700 kişi işten çıkardı. Onu ben size bilgi düzelttim. Yok, benim verdiğim veri Eylül ayı itibariyle. Geldiği günden beri 21.000'den fazla işten çıkardı. Şu anki veriye göre değil. Eylül 2021 tarihi itibariyle söyledim. İstanbul'da 20 milyon metrekarelik yeşil alan yapacağım dedi. Sadece Kemerburgaz kent ormanına tabelasını asarak ben yaptım dedi. O da daha önce rahmetli Kadir Topaş döneminde açılışı yapılan bir yer. Aynen öyle. Çevre düzenlemesiyle. İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını 3'e çıkaracağız dedi. Şunu yaptı, burada da yeşil alanları satışa çıkardı. 5 sene içerisinde metro hatlarını 2 katına çıkaracağız dedi. AK Parti döneminde başlatılan metro hatlarını kısmen devam ettirdi ve hiçbir yeni hat eklemesi de yapmadı. Önümüzdeki günlerde 2-3 tane istasyon açılışı yapılacak. İnşallah açar. 100 bin araç kapasiteli otopark yapacağım dedi. AK Parti döneminde inşaata başlanan 1-2 otopark dışında hiçbir yeni otopark inşaatına başlanmadı. Üstelik 20 yıldır kullanımda olan Merter'deki kapalı otopark hatırlarsanız yok pahasına satmaya kalktı. Aynı zamanda iş parkı da iflas ettirdi. Tabii. Peki. Atatürk Olimpiyat Stadı ve çevresine güneş enerjili santrallere dönüştürülecek dedi. Hiçbir çalışma yapmadı. İstanbul'un kuzey ve güney sahillerine kurulacak rüzgar gülleriyle enerji üretimi yapılacak dedi. Hiçbir çalışma yapmadı. Gazi Osman Paşa bilişim ve üretim vadisi açılacak dedi. Hiçbir çalışma yapmadı. Esenler'de teknokent açılacak dedi. Açılmadı. Yeni evlenecek ihtiyaç sahiplerine 2000 TL düğün hediyesi verecek dedi.
hiç kimseye böyle bir sosyal yardım yapılmadı. Sadece dediğimiz gibi süt yardımı haricinde. O da süt yardımı 3 yıl boyunca kimse yapılmadı. Daha sonra bunun bilgisini aldım ben. Seçim yaklaştıkça. Topluca geçtiğimiz günlerde uzun süredir kolileri götürülmeyenlere her birisine 5'er koli süt götürülmüş. O da ilginç bir şey. Yani götürmedikleri açığı kapatmışlar. Peki. Yaşlılar için 10 adet gündüz bakım evi kurulacak demiş. Hı-hı. Verdiği vaatlerden. Böyle bir çalışma yapmamış maalesef. Kreşlerden kaç tanesini yerine getirmiş? Oraya da geleceğim daha. Tamam peki. Geçim destek paketi, geçim sıkıntısı yaşayan ailelere 2000 lira yardım yapılacak demiş. Böyle bir yardım çalışması yapılmadığı gibi var olan kişilerin de yardım paketlerini iptal ettirmiş. 500 kişi kapasiteli 20 adet yurt yapılacak demiş. AK Parti döneminde inşaatı tamamlanmış 2 adet binanın tefrişatını yapıp yaklaşık 600 kişiye yurt açtı. Bununla birlikte Küçükçekmece ve Bağcılar'da bulunan 2 ayrı yurt binasının inşaatını durdurdu. Şehir tiyatrosu... Fazlalıktan dolayı mı? Zaten... İhtiyaç fazlası. Bu zihniyete bunların hepsi fazla. Peki. Yeni kültür merkezi ve müze yapılacak dedi. Elhamdülillah hiçbirini yapmadı. 30 yüzme havuzu, 30 kapalı spor salonu yapılacak dedi. Yeni hiçbir yüzme havuzu ya da spor salonu yapılmadı. İstanbul'da kentsel dönüşüm çerçevesinde her yıl 20 bin konut, 5 yılda 100 bin konut yapacağım dedi. Toplamda. Toplamda. Evet. Geçen gün de çıktı. Ben öyle bir şey demedim dedi. Kentsel dönüşüm bütçesini 6 kat düşürdü. İBB sorumluluğundaki 9 riskli bölgede 3888 bağımsız birim ile ilgili hiçbir adım atmayıp yaklaşık 2,5 yılda toplam 160 konut yapabildi. Rahmetli Kadir Topbaş dönemindeki başlatılan aşağı yukarı 1700 konut şeysi vardı, 750. Onlar da teslimatı üzerinden herhalde kaba işini de onlar yapmış galiba. Beylikdüzü Sultanbeyli arasında TEM otoyolu üzerinde megabüs projesi vardı. Bununla alakalı da hiçbir çalışma yapmadı. 2500 kilometre bisiklet yolu yapılacak dedi. Bu konuda da hiçbir çalışma yapmadı. Açacağımız 40 doğumhane, 20 yeni kadın sağlığı, tarama merkezi ve 10 çocuk sağlığı merkezleri ile sağlık alanındaki eksikleri kapatacağım dedi. Bunları da yapmadı. Mahalle evleri inşaatını yapacağız dedi. Bunları yapmadı. İstanbul trafik çilesini azaltacağız dedi. Balık restoranlarında kar yağarken sadece kendi çilesinin önünü açtı. Kendisi refaha kavuştu. Tarım alanları koruyarak kırsal bölgeleri kalkındıracağız dedi. Bununla alakalı hiçbir çalışma yapmadı. Metrobüse yeni dönem başlatacağız dedi. Evet, başlattı. Akbillerden artık dolum yaparken de ücret ödüyoruz. İstanbul öğrencilere yapılması gereken indirimi de not aldınız mı? Onu da yapmadılar. Doğru söylüyorsunuz. Onu eksik unutmuşsunuz. Peki. Sayın İmamoğlu'nun dediği gibi. Ne diyorsun? Gibi. Böyle bir tabloda ben sizi sormadım. Siz mesela bir siyasi partinin genel başkanısınız veya bir yere belediye başkan adayı oldunuz ve bu vaatleri siz saydınız. Bir sonraki seçimde yüzünüz var mıydı toplumun karşısına? Şimdi olacak mı? Bizlerde yüz yok. Bizlerde yüz var. Biz utanırız. Utanmasını da biliriz. Ama bu siyasi arenadaki bazı konjektörde bulunan kişilerde yüzlerinde utanma duygusu kalmamış. Daha öncesine bakalım. Geçen seçimlerde Urfa'da traktör hediye ediyorum deyip seçimden sonra biz şaka yaptık diyen bir zihniyet bu. Televizyonlara çıkıp hiç utanmadan, hiç sıkılmadan verdiği vaatleri yalanlayıp ben böyle bir vaat vermedim diyen bir yapı. İki Telli bölgesinde fabrika yangını olduğunda vatandaşıyla çatır çatır kavga edebilecek yapıya sahip olan bir yapı. Yani
ve utanmadan televizyonlara çıkıp deniyor ki biz %87'yi başardık. %87 başaramadığın oran o senin. Yapmadığın oran. Sayın Cumhurbaşkanımız görev aldığı 20-22 senedir evinde çoluğunu çocuğundan uzak kalan belediye başkanlığı döneminde de bunları keza anlatan bir kişi. Ben çocuklarıma vakit ayırıp benim tatilim olması gereken diyen bir adam. Ve sabahları canım istemediği zaman öğlen 1'e kadar yatıyorum diyen bir adam. Ve ama biz, size tatil yapmayı öğreteceğim diyen bir adama niye sevmiyorsunuz? İstanbul için 5 yılda ne yaptı? Ya yani tatil yapmaya niye tatil yapmayı öğretmedim? Bu da sosyal yaşam değil mi yani? Niye? Kendisi karşılığı yok mu? Kendisi öğrendi. Ama insanlar zaten onu öğrenecek durumda değil. İnsanların sorunu büyük. İnsanların peki, derdi trafik sorunu. Yani ben hep şu an Avrupa yakasına geldiğimde Kenan abi bir güzel içimden duaları okuyorum yani söyleyeyim size trafik sorunundan dolayı. Avrupa yakasına geldiğinizde Avrupa yakasından geldiğinizden. Avrupa yakasına geldiğinizde. Yani hep o güzelliklerin hepsini böyle aklımdan geçiriyor. Yani, normal yani. Peki. Şehir kültür. Şimdi ben bunu geçtiğimiz günlerde de tartıştım bir arkadaşımızla. Ya İstanbul artık metropoliten diye bir varlık olarak elde edilecekse kültür kenti mi, sanayi kenti mi, yerleşim kenti mi artık bir tanımlaması yapılması gerekiyor. Bir düzeltmeye ihtiyacı var ve sürdürülebilir bir yaşam alanı açısından mutlaka trafik ve ulaşım sistemi elden geçmesi gerekiyor. Ne yazık ki yerel veya merkezi hükümet bu konuda bilmiyorum. 480 bine yakın insan İstanbul'dan taşınmasına rağmen gittikçe büyüyen bir sorun var. Peki gelelim usta gazeteci gözüyle bir yorum usta kısmına. Şimdi Latin Amerika'da diplomasiden hep ben vuruyor beyefendi. Bu yerelden vatandaşını bir öğrenelim. Latin Amerika'da olduğu için yani São Paulo ile İstanbul arasında bir kıyaslama yapalım. Az önce sıraladınız ya kimin ben kemanından piyanosundan. Beyaz bana, yakalı mı değil bana, mi bilmiyorum ama mavi yüksek, yakası var yüksek, kesin. Yüksek lisansta ben hakikaten usta bir gazeteci falan değilim. Usta değilim. Hı-hı. Ama usta bir hocanın öğrencisiyim. Mimkan Öykü'nün öğrencisiyim. Oradan almış. Dolayısıyla olayları genelde ekopolitik dengeleri sosyal ve real denklem üzerinden değerlendiriyor. Bu da Latin Amerika incelemek de bu konuda bana Orta Doğu ve Türkiye siyasetinde hakikaten büyük bir şey kattı yani. Öngörülebilirlik katıyor. Yerel seçimlere gelecek olursak. Ankara'da şimdi Bayram Zilan oradadır. Bayram Zilan o zaman Bayram Zilan'da. Bana bir şey katmadılar mı? Latin Amerika'da yapan bir şey katılıyor. Taş toprak insana bir şey katar Sabri Bey. Gezmek, tamam, görmek peki insana çok şey katar. Hı-hı. Ankara'dan başlayalım Bayram Zilan'ın olduğu yerden. Ben bir kere Ankara'daki seçilmenin favorisi olarak Mansur Yavaş'ı görüyorum. Turgut Altınok'un Ankara'da Keçiören dışında. Ki Keçiören'de sorunlu bir belediye başkanlığı yaptı. Efsane bir belediye başkanı dönemi vardı ilk dönem. Bunun ikinci dönem büyükşehir aday olmayınca Keçiören'le orada şey oldu. Her mal oldu ama bu dönemin çok da parlak geçmediğini ve önümüzdeki günlerde de ben HDP'nin aday çıkarmasına rağmen ben Ankara'da Mansur Yavaş'ı açık favori görüyorum. Hiç konuşulmayan bir şehir var, Eskişehir. Yılmaz Büyükerşen gibi bir efsane vardı. AK Parti genel seçimlerde açık ara farkla Eskişehir'i kazanırken büyükşehir ve belediye seçimlerini şey yapamıyordu, kazanamıyordu. Bu dönem hangi CHP açıdan efsane Yılmaz Büyükerşen? Şimdi ben Eskişehir'de de şey yaptığım için, bulunduğum için Eskişehir'i hakikaten bir Avrupa şehri haline getirmiş bir şey. Eskişehir'de iki tramvay tane üniversite var. Tramvay var. Şimdi, tramvay, porsuk çayı. Yapay göleti var. Öyle mi? Tabii. Neyse onları ayrıca konuşuruz. Bir de çekirdek çitleyen eşek heykeli var. Ya ben Eskişehir'de Yılmaz Büyükelçinin çok şey kattığına inanan biriyim. Ben devam edeyim. Bu seçimde ben Eskişehir'in AK Parti'ye yani geçeceğim. Ama işte o efsaneleri de anlatırken mesela Kadir Topbaş şöyle bir efsane başkandı. Ama bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan da söylemiş. Hani altını doldurmak lazım. Tabii, o yüzden tabii diyorum. Ya onu doldururum. Onu ayrı bir başlıkta doldururum ama Eskişehirli vatandaşlarımız izliyorsa, hele AK Partili olanlar da
Yılmaz Büyükelçinin başkanlığına eminim ki onay verecekler. Ben bu seçimde festivalleri yapılıyordu, heykeller yapılıyordu. Yani bu programı seçimden sonra ilk programda bu kayıda girsin. Hayır, giriyordu kazanabilme da. Açısından efsane ise bunu İzmir'de de yapıyor. Hayır, yani şimdi işte, Edirne'de de yapıyor. Murat, bu bak, bir maharet değil. Genel seçimde AK Parti. Adam ne diyor? CHP, diyor ki, CHP hayır, İzmirli fark ne diyor? Diyor evet. ki. Şu diyor turşu kapağını koy, ona da 500 bin tamam, kişiye oy verdi. Eskişehir böyle bir yer değil. Eskişehir tabii hakikaten algıların açık olduğu modern bir şehir. Hı-hı. Geleneksel değerlere hakim olduğu kadar politik farkındalığı olan. Biz yobaz gerici demedik zaten yani, Eskişehir'e de. Yani, neyse ben analizimi hani tamamlayayım. Hangi açıdan efsane ben ediyorum. Eskişehir'de, anlatırım bunu. Eskişehir'de AK Parti'nin bu dönem seçimi kazanacağını düşünüyorum. Bursa yani düşünüyorum. Bu bunca tanımlamayı yaptıktan sonra. Ama aday olmayacaktım. Dinlemiyorsunuz tamam, ki Sabri Bey. Tamam. Ya sabah efsane aday olmazsa diyor. CHP aday yapmadı. Eğer dinleseydiniz noktayı tamam, yükleme koymama müsaade mesela etseydiniz. Mesela şeye Menderes'e attıkları bir iftira vardı. Ama bu konu o değil. O konuda onu efsanedir. Konuşalım, onu konuşalım. Bu sonra Bursa'da, el basıp yemin ettikleri Bursa... bunu kimseyle paylaşmayacağız abi, diye. Abi genel seçim evet, konuşacağım. Evet efsanedir. Neyse Eskişehir'i kapattık. Derdim oydu. Yılmaz Büyükerşen aday olmadığı için, CHP aday yapmadığı için doğru tabir bu. Ben AK Parti adayının bu seçimde... Ama AK Parti'nin adayı da güçlü bir aday. Yani. Evet, ben bu seçimde AK Parti'nin öngörüyorum diyorum. Bilgiye dayalı konuşmuyorum. Bu bağlamda geçen yerel seçimler... Efsane derken zaten bunu çözdük öngörüye dayalı oldu. Yani ama aday olmadı. Dinlemediniz ki siz hala Yılmaz Büyükerşen aday olacağını zannediyorsunuz. Mesela orada zaten... Yok, Yılmaz dönem... Büyükerşen'in yerine evet. Yılmaz Büyükerşen döneminde Eskişehir'de genel sekreterlik yapıyor. Tamam. Evet. Onun ancak şartlı olarak evet, Özgür Özel'e dayattığı evet. bir aday kırıldım, var. O yani. Evet, kırıldım yine arka dedim. Planda yönetecek yani evet. efsane var. Üzüldüm dedi. Üzülmedim kırıldım dediği bir adaydı. Evet. İstanbul'a en son bırakacağım İstanbul'a. Bursa bu seçimleri bu anlamda kritik olacak. Çünkü Hatay. genel bir önceki yerel seçimde AK Parti İstanbul, Ankara ve diğer şehirleri kaybederken Marmara bölgesindeki en güçlü şehir, İstanbul'dan sonraki en güçlü şehir olan Bursa'yı kıl payı kazanmıştı ve İnegöl'ün oyları çok etkili olmuştu Bursa'da. Son anketlere baktığımızda 3-4 puan geride olduğunu görüyoruz Ali Nur Aktaş'ın. O Ali Nur Aktaş da orada başarılı bir belediye başkanlığı da yaptı bu anlamda. Bence Bursa'da efsane başkan diyeceksen demedim mesela daha. Yılmaz Büyükerşen'e tamam, Murat, Ali Nur Aktaş 4 dönem, 5 efsane dönem, başkandır. Bir şey, Murat bir şey söyleyeyim. Bir yerel belediyede 4 dönem 5 dönem seçimi kazanmak efsane olmak içindir. Efsane tabiri almak. Erdoğan yaptığında da diktatörlük oluyor. Ya o ama Erdoğan konuşmuyoruz ki şu anda. O da öyle diyorlar. Diyor. Yanlış bunu diyorlar. Bunu bizzat 4 o da yanlış. Ama şimdi diyorsun ki bu bir efsanelik. Ama, ya ama ben Melik Gökçe'nin efsaneliğini niye ben konuşmamı Eskişehir'i yaptığım analizin üstüne şey yapmam. Bursa'yı bitirdim. Antalya, Hatay ve Mersin seçimleri başa baş geçecek. Bu anlamda bizim de yakın takip edeceğimiz ve HDP adaylarının, HDP'ye oy veren kitlenin kuvvetle muhtemelen yanlış hatırlamıyorsam Kenan abi söyledi. Logoya göre, adaya göre değil de logoya göre insanların HDP tabanının ben tercihlerini bu yönde kullanacaklarını ve kitlelerin bu anlamda birazcık da AK Parti'ye yakın olduğunu görüyorum, düşünüyorum. Ancak Mersin üzerinde biliyorsunuz Mersin'de MHP aday çıkardı. Bu bağlamda Millet İttifakı'nın bileşenleri olan HDP, arka planda HDP ve CHP'nin ve İYİ Parti tabanının İYİ Parti tabanı diyorum ben. Çünkü orada ben küskünler olarak değerlendirdiğim için sağ blokun küskünler kitlesi olarak değerlendirdiğim için Mersin üzerinde yani kıl payı geçeceğini düşünüyorum. Yani büyük oranda. Bu bağlamda deprem bölgesinde AK Parti'nin mevcut belediye başkanlarına aday koymamasını ben kıymetli ve önemli bir adım olarak Hatay'ı değerlendiriyorum. Hatay'ı nasıl görüyorsun? Hatay'daki mesele o da yine aynı şekilde başa baş geçecek yönü. Lütfü Savaş ismi CHP'de çok tartışıldı. Hatay üzerinde bir karşılığı olduğunu biliyoruz. Bir dönem AK Parti'nin belediye başkanı. Daha sonra CHP'de belediye başkanlığı yaptı. Bu bağlamda özellikle ya bu tabirleri kullanmak istemiyoruz ama analiz ederken geçirmemiz gerekiyor. İşte Alevi tandanslı ve Kürt tandanslı vatandaşlarımızın tercihlerinin belirleyici olacağı. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsun deprem bölgesine sık girip geliyor. Orada yapmış olduğu açıklamaların toplum üzerinden yapacağı reaksiyonun duyguları ölçemiyoruz Sabri Bey. Ancak duyguları seçim sandıklar kapandıktan sonra ancak ölçebiliyoruz, görebiliyoruz. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen günlerde Hatay'da yaptığı açıklamanın çok
olumsuz bir şey oldu, yansıması oldu. Dolayısıyla Hatay seçiminin de ben başa baş geçeceğini düşünüyorum. Ancak deprem bölgesinde AK Parti yine silme bir şekilde, özellikle mevcut belediye başkanının aday göstermemesiyle birlikte rahat kazanacağı yönde bir öngörüye sahibim. Bu bağlamda Şanlıurfa'da, Elazığ'da ve Yozgat'taki seçimler AK Parti'nin yine güçlü olduğu şehirler olsa da özellikle Yeniden Refah Partisi'nin Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanlarının Yeniden Refah Partisi'ne aday gösterilmesi hasebiyle seçimlerin çok rahat geçmeyeceğini, ama AK Parti'nin karesi olması hasebiyle bir tık da AK Parti adaylarını favori görüyorum. Orta Anadolu'ya geldiğimizde Ankara'da az önce yapmış olduğum değerlendirmede olduğu gibi Mansur Yavaş'ı ben şeyde favori görüyorum Ankara'da. Eskişehir'de de AK Parti'nin adayı önde geçer diye düşünüyorum. Bu bağlamda Nevşehir, Kırşehir, Niğde bölgesinde yine AK Parti adayları seçimi başı aktörler olarak geçireceğini düşünmekle birlikte az önce Amasya'dan bahsetti sevgili Kenan abi. Amasya'daki seçimler belediye başkanlarının Amasya ve şey bu şeyde çok konuşulmadı. Çorum, Çankırı bölgesindeki adayların profilleri de kuvvetle muhtemel AK Parti'yi tekrar birinci sıraya yerleştirecektir diye düşünüyorum. Zira AK Parti kendi içerisinde başarısız adayları tekrar yani bir sonraki seçimde aday göstermeme üzerine bir teamüle sahip olduğu için ben Amasya'yı tekrar kazanacağını düşünüyorum. Bu bağlamda Ege bölgesinde biliyorsunuz genel seçimlerde Denizli'yi AK Parti kaybetmişti. CHP orada birinci parti çıkmıştı. Ancak o bir genel seçimdi. Ve 30 büyükşehirin tamamında şimdi bahsedeceğim etkenler belirleyici olacaktır. Aday, profil, kimlik, siyaset temelinde. Ekonomik kriz, işte bu emeklilere verilen, verilmeyen, yeterli bulunmayan zamlar, memleketin ahvali üzerine tartışılan konular, diğer konular başta olmak üzere 30 büyükşehirin tamamında insanların büyük oranda buna dikkat edeceklerini düşünüyorum ve Denizli seçimleri bu anlamda büyük bir parametre olacaktı. Aslında ben normalde Ege bölgesinin Doğu Ege diye tabir etmiş olduğumuz bir şehri çok şehre indirgemem aslında, ama bence önemli bir dikkat edilmesi gereken bir şehir. Bu bağlamda ben de bu programda dikkat çekmek isterim. Bunun dışında Bursa seçimleri bence çok kıymetli ve önemli. Yakından takip ediyorum. İstanbul'a gelecek olursak tabii HDP diğer ismiyle demin aday çıkarması İmamoğlu'na sağlanacak olan oy bloğunda yani 3 puan, 4 puan, 5 puan ne kadar şey yapıyorsanız HDP kitlesine işte 8 ile 12 arasında değişiyor biliyorsunuz oy oranları. Yani Murat Kurum'a bir kayma olacaktır. Ancak şunu da yaban atmayalım. HDP'ye oy veren kitlenin aşırı derece ultra politik olduğunu düşündüğümüzde burada yapmış olduğumuz yorumları onlar kendi evlerinde pekala güzel yapabiliyorlar. Dolayısıyla AK Parti'nin genel siyasetinden rahatsız olanların ben İmamoğlu'na oy vermeye devam edeceklerini, ama büyük oranda tabii bu benim gözlemim, bilgiye dayalı yine konuşmuyoruz. %60-%70 oranında ben dengenin Murat Kurum lehine gerçekleşeceğini düşünmekle birlikte HDP üzerine. İstanbul'un şöyle bir özelliği daha var Sabri Bey. Genel ana akım siyasetin de burada yüzleşildiği bir şehir. Yani burada AK Parti İmamoğlu'nun seçildiği dönem belediyecilik üzerinden seçimi kaybetmedi. AK Parti belediyeciliğin aslında alameti farikasıdır İstanbul. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan beri sürdürülebilir olan, ki biz bu kavramı her yerde kullanamıyoruz ama belediyecilik hizmetleri konusunda kullanabiliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakikaten dünya standartlarının üzerinde bir belediyecilik hizmeti veriyordu. Buradaki İmamoğlu'nun seçimi kazanması genel ana akım siyasetin bir burada şeyi oldu, hesaplaşması oldu. Dolayısıyla vatandaşların duygularını ölçemeyeceğimiz için bunları ancak sandıklar kapandıktan sonra karşı karşıya ve sonuçların analizlerinin daha muteber olduğu bir döneme denk geleceği için ben burada ekonomik krizin emekli vatandaşlarımıza verilen verilmeyen yetersiz işte nasıl tanımlıyorsak buradaki zamların belirleyici olacağını düşünüyorum. Peki. Dolayısıyla seçim burada çantada keklik değil. İki aday için de söylüyorum. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. İlçeler nezdinde de özellikle AK Parti'nin güçlü olduğu, daha doğrusu güçlü değil de
simgeleşen bazı ilçeler var. İşte Üsküdar, Eyüp Sultan ve Fatih. Burada seçimin ben başa baş geçeceğini, AK Parti'nin burada bu üç şehirden birinde fire vereceğini düşünüyorum. Çünkü işte Üsküdar'a kentsel dönüşüm meselesi, Fatih'te yine benzer şekilde bu konular, otopark konuları, Eyüp Sultan'da da yine hemen hemen aynı konular, ama dediğim gibi bu semtlerin manevi ve siyasi arka planlarının AK Parti'nin motivasyonu, ideolojik motivasyonu, duygusal motivasyonu açısından önemli olacağından, İslamcılığın iki kalesinden biri, yani biri Üsküdar, diğeri Fatih, tabii ne kadar İslamcılık kaldı o da ayrı bir tartışma, da ben AK Parti'nin bunlardan birine fire vereceğini düşünüyorum. Üsküdar'da ben bir sıkıntı görmüyorum, onu açıkça söyleyeyim, ama başka ilçelerimizde sıkıntı var mıdır? Var. Yani ki Kirazlıtepe gibi başarılı bir örnek yapıldı Üsküdar'da. Hı-hı. Ama dediğim gibi şehir ölçülmüyor Sabri Bey. Şu iki konuyu ölçemiyoruz. Hilmi Bey'in karşısındaki adayın şunu ifade edeyim. Yani büyük metropollerde öyle adayların ben çok kıymetli, önemli. Bakın şöyle bir durma. Biz büyük şehirde yaşıyoruz. Burada başkanların kimlikleri, başkanların tavırları, kişiliklerinden ziyade burada daha çok ana akım siyaset çok etkili oluyor. Bayram, dolayısıyla son cümleyi bitireyim. Bir dakikayla. Üsküdar'da Fatih'te ve Eyüp Sultan gibi özellikle sağ siyasetin manevi nüanslarının olduğu semtlerde ekonomik krizi ölçemeyiz Sabri Bey. Yani insanlar nasıl, hangi sayıkla oy veriyor bilmiyoruz. Emekli meselesini ölçemiyoruz. HDP kitlesinin, ya tamam 4-5 puan bir illaki logoda kalacaktır. 2-3 puan da yine muhalif olmanın gerekliliğiyle hareket edeceğinin farkındayız. Ama duygular dediğim gibi ölçülemediği için böyle seçimin peki, yakın oranlarda geçtiği şimdi, yerlerde net cümleler kullanamıyoruz. Bayram Bey, ben şöyle bir dakikayla özet isteyeceğim sizden. Hüsamettin Bey'in sarf ettiği özellikle iki ay. Sevgili Bayram, Eskişehir'le ilgili Yılmaz Büyükerşen'le ilgili konuyu açarsan sevinirim. Turgut Altınok'la ilgili Mansur Bey daha şanslı gördü. Ne diyorsun? Ya ben doğrusu daha başa baş bir durum olduğunu düşünüyorum. Şöyle, yani bir önceki aday hususunda Kenan Bey bir yorum yaptı. O yorum doğru. Benim de katıldığım bir yorum. Şimdi Ankara biraz İstanbul'dan ayrışan tarafı şu. Ankara biraz daha yerli aday ister. Yani bu açıdan baktığınız zaman Mansur Yavaş'ın karşısında Turgut Altınok seçeneği en azından bir önceki seçimdeki o dezavantajı avantaja çevirmiş gibi görünüyor. Bu lehine bir durum Cumhur İttifakı için. Bununla birlikte tabanlar biraz daha, yani her ne kadar CHP adayı gibi görünse Mansur Yavaş, demin de söyledim, kimliksiz, rozetsiz bir kampanya yürütüyor ama sonuçta biraz daha milliyetçi tarafa, muhafazakar tarafa da oynuyor. Bu açıdan baktığınız zaman Turgut Altınok da aynı tabana hitap ediyor. Dolayısıyla biraz böyle daha kafa kafaya bir tablo söylemek mümkün. Peki Bayram Zilan, çok teşekkür ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz Sabri Bey? Bir soru da biz size soralım. Biz size sormayın. Niye? Yönetmenim diyor süre kalmadı. Ya Zeyt, sevgili Zeyt, 5 dakika bize tanırsan Sabri Bey'e torpil yapalım. Bence onu siz kendi aranızda bir ara tartışırsınız. Çünkü gece ajansı var. Öyle mi? Pardon. Oradan yiyoruz. Bak Murat Bey hemen anladı. Evet. Bu da meslekten olduğu için anlayıştır. Bayram Zilan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ahmet Sevim Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sevgili Hüsamettin Arslan, Kenan abimiz ve genel yayın yönetmenimiz Murat Alan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bizden hemen sonra gece ajansı var. Haftaya görüşmek üzere. Hayırlı geceler diliyorum.